Günaydınlar efendim, hayırlı sabahlar olsun. Hoş geldiniz TVM'e. Her şeyi konuşalım da Aykut Işıklar, Parkse Sula ve Erol Köse ile günü ve gündemi değerlendirmek üzere karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bugün yine bu dörtlü altına imzamızı atıyoruz. Bizden ayrılmayın. Çok güzel bir program olacak. Her şeyi konuşalım başlıyor. Efendim bir kez daha günaydınlar, hoş geldiniz, hayırlı sabahlar. Günaydın. Bugün keyfiniz yerinde herhalde. Sıcak stüdyomuz. Stüdyo sıcacık. Ama bir şey söyleyeyim Aykut abi, dışarısı da çok soğuk ya. Bugün biraz daha iyi. Dün daha fenaydı değil mi? Dün çok fenaydı. Dün işte Aykut abi, Tayyar ve ben hafta sonu bir defilede çıkacağız. Onun takım elbiseleri için. Sizin defilenizi yiyeceğim ben. Özel dikim provamız vardı. Havamıza bak. Özel dikim provamız. Orada. Bir de podyumda düşermişim ben mesela. Orada. Ben normal yolda yürüyemeyen bir düşermişim. Ne rezil olurum değil mi? Onu düşünce konuşalım. Bence daha güzel olur. Oradan. Düşüreyim mi kendim yoksa? Provalardan sonra bu bir restorana gittik. Hem de bu koçların taziyesine bakarız dedik. Onların otelinin restoranına. Giderken o talimhaneden, o otele giderken toplam 100 ortalama metre, 100-150 metre. Orada zatürre olacaktık yani. Çok fena. Ayaz, eksi 10 derece hissettik yani. Çok. Ondan sonra buz gibiydi. Fakat müjde verelim halkımıza. Bugünden sonra, yarından sonra 3'ler, 4'ler, 8'ler, 10'lar birkaç gün içinde 14 derecelere çıkıyor hava. Hava yükseliyor. Yani 2 gün çok soğuk oluyor galiba, evet. Yarın. Son artık arkası. Ondan sonra yavaş yavaş. İnşallah. Ama taziye. Daha çok var abi. Taziye Şubat'ın deyince, koca Şubat var ya. Yani. Şubat Mart var abi. Taziye deyince gittiğimiz öğle saatiydi. Sonra ben işlerim nedeniyle oradan geçtim tekrar. Dedim hani taziyeye geleyim 4 ile 7 arasında. Ve girerken otele dedik ki kim taziyeyi karşılıyor? Ve kapıdaki görevli bize dedi ki hayret ettiğimiz cümle. Bütün aile dedi. Bütün eksiksiz aile. Bir vaziyette. Ve günlerce bir hafta taziye bütün aile. Ve Tayyar bütün haberler de verdi sanırım. Ben baktım kuyruk çok, yetişemeyeceğim. Elma Dağı'ndaki hala değil mi kuyruk? Elma Dağı'ndaki büyük otelin önünden başlıyor. Kendi otellerin önüne kadar Pakize abla Aykut abi ve iş adamları, milletvekilleri, futbolcular, herkes sıradalar. Ayrıcalık herkes yok. Ama hiç kimseye ayrıcalık İşçi yok. Sosyete ve daha güzel bir şey. Akrabalar. Adam geliyor, efendim merhaba ben Tayyar Işık Saçan, işte otolastikçisiyim, başınız sağ olsun. Kimse kapıdan çevrilmemiş. Kapının önünde çay ve salep servisi var. Her gün aile istisnasız taziye kabul ediyorlar. Doğruyu söyleyelim. Türkiye'de örneği görülmedi. Bu evet. Taziye karşılama konusunda. Tabii Allah rahmet eylesin bir sürü iş adamı, bir sürü devlet adamı rahmete erdi. Genelde taziye hani o gün kabul edilir. Taziye bir geleneği vardır. Mesela Anadolu'da da enteresan gelenekler var. Benim eşimin babaannesi rahmetli olmuştu. Mesela camilerin yanına çok güzel Anadolu geleneğiymiş. Yer yapmışlar taziye evi diye. Oraya getiriyorsun yemeklerini falan. Orada karşılıyorsun o caminin içindeki. Yemek getirme var mı Anadolu'da öyle? Tabii ki. Ben... Anadolu'da hep vardır. Taziye evine yemek getirilir. Ha, taziye o evine. O evde yemek pişmez derler. Fakat evet. Sonra ben tabii bir hocayı konuşurken. Tabii kaç gün yemek. Bak tabii. Ama sonra ben bir hocayı konuşurken duydum bir gün. Bayağı dikkatli izledi çünkü bundan bahsediyordu. Böyle bir şey yok dedi. Ya bunlar ritüel işte yani. Bazı... Neden yok dedi peki? Bilmem. Şöyle yani orasını yakaladım ama hakikaten ya, öyle bir şey bak, yok dedi. Yani hani bence bir sosyal bir pişer de yani, pişmez de. Cenaze çıkmış yani. Evden. İşte erkeğin vaktin işi var, gücü var, gelene yapacak. Gidene zaten çay kahve. O sonra mutfağa gidip de nasıl yemek alıyor? Şurada var. Zaten gelene gidene uzaktan gelenler var. Şurada var. Bilakis taziyenin sahibi bizzat yemek verdiği versiyonu da var. Yani hani de yapılır genelde. Son yıllarda belediyeler cenaze evlerine cenazelerinin servisleri için en az bir ya da iki tane otobüs gönderiyorlar. İşte cami, mezarlık aralarında ve belediyeler yine o akşam evde yapılacak olan helvayı, işte dağıtılacak olan ayran, ne bileyim işte pilavdır, lahmacundur, ne yapılacaksa belediyeler mutlaka ilk günün yemeğini karşılıyorlar. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Hangi belediye bu? Bütün belediyeler Aykut abi. Haber bütün belediyeler. Ve bütün belediyeler. Şimdi bazen sistem ediyoruz bazı konularda ama hizmetini takdir edelim. Eskiden bir parayla arıyordum. Şu anda bir rahmetlinin olunca müteveffa onun gömülene kadar her şey bedava.
Hiçbir cenaze izleti. Bir bildiriyorsun, her şeyi belediye hallediyor. Ben en son işte rahmetli... Yani bu, açık konuşacağım, yalaka falan desinler. Kim dersiniz? Ha, ne dersin? Özellikle biz tabii İstanbul'da yaşadığımız için AK Parti'nin Türkiye'ye getirdiği en büyük hizmet bu. En son nasıl, ben babamdan biliyorum. Ben küçücük bir çocuktum, bilmem kime gidersin. Ne işte hastaneden nasıl alırsın, akıl camiye nasıl getirirsin. Böyle ondan sonra nasıl haber verirsin. Nedeni unutursun zaten. Ben mesela kefen mefen falan almak, tabut falan bilmiyordum. Ona sor, buna sor falan. Kefen bezi nereden alacağız falan. Yok işte, gülsü yok, bir şeyler gerekiyor, pudra mudra bir şeyler gerekiyor filan. Böyle onları böyle ona sor, buna sor. Ufacık çocuğum, nereden bileyim yani. Başka da erkek yok ailede. Neler çekmiştim, çok net hatırlıyorum. Şimdi hiçbiri yok. Rahmetli Behbi Dinçan'ın cenazesine en son sadece katıldım. Sadece vedalaşıyorsun. Kimin abi? Behbi Dinçan'ın cenazesinde Karacaahmet'te yıkandı. Tertemiz gasılhaneler. Evet. Herkesin tabutunu, kefenini, gül suyunu, her şeyini hallediyorlar. En son elinde defin kağıdıyla beraber imam geliyor. Diyor ki beraber kaldıracağız cenazeyi. Arabamız şu. İşte şu mezarlığa gideceğiz. Hadi ben, keselim bu konuyu ya. Yani hadi. Bir şey söyleyeyim mi? 1 lira demir, hayatın ta kendisi demir, ya. 1 lira kendisi doktor. De ne oluyor, demir 1 lira veremiyorsun. Hiç. Çok fena oluyor. Çok önemli konular. Kaçamaz ya bu konuda. Ama iyi bir şeyi de takdir edip var, almak gerekiyor. Ben saygı duyarım. Şu var koç olayıyla ilgili. Türkiye'ye bakın böyle şeyler modadır. İlla elbiseyi moda yapmak değil. Şu anda toplumumuza taziye geleneğini işliyorlar. Yani diyorlar ki evet biz Türkiye'nin, şimdi tartışmayalım, Türkiye'nin en zengin insanı bunlar. Tabii. Hani mesela bunlar ikinci, üçüncü, ilk on falan dünyada değil. Dünyada ilk 30'a giriyorlar. Bunlar Türkiye'nin en zengin insanlar ve aristokratlar da, yaşam tarzları da belli. Ve ama bak sonraki... araya gireceğim. Benim babam diyor bu işi kuran Ankara'da bakkallıktan bu işe başladı. Behbi Koç halk adamıydı. Evet. Halktan biriydi. Biz onu hiç unutmuyoruz diyor. Evet. Ve o geleneği yaşatıyor. O. Topluma da mesaj veriyor. Dirinize sahip çıktığınız gibi ölünüze de sahip çıkın. Ölünüze saygı gösterin. Bakın şimdi emin olun bu çoğu insanda artık bu taziye geleneğini başlatır. Öyle. Bir de bir şey okudum. Dün içeride kuliste konuştuk. Behbi Koç zamanında Rahmi Koç'a ve Ali Koç'la Mustafa Koç'un çalıştıkları kendi şirketlerinin genel müdürlerine mektup yazmış. Okuyayım mı mektubu size? Oku. Veterimiz sesli olarak mı var? Tamam, sesli olarak veterimiz varmış. Bir seyredelim mektubu. Güzel güzel. Tamam, peki. Hazırmış, gönderelim. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mustafa Koç daha 56 yaşındaydı. Ünlü iş adamı hayatını kaybedince ortaya bir mektup çıktı. O mektupta Mustafa Koç'un dedesi Vehbi Koç, torunu Mustafa Koç'tan bahsetmişti. Mektup dede Vehbi Koç'tan baba Rahmi Koç'a yazılmıştı ve torunu Mustafa Koç hakkındaydı. Dedesi torunu için Mustafa işçi gibi çalışsın demişti. O mektup sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Mustafa RAM'da çalışıyor. Ömer'i Alpay Bahri Açık Bey'in yanına vermişsin. Ali'yi de Amerika'ya verdin. Bu çocukların iyi yetişmeleri şart. Fakat onlara Rahmi Koç'un oğlu muamelesi yapıldığını görüyorum ve çok üzülüyorum. İstedikleri yere, diledikleri seyahati yapabiliyorlar. Kimse sesini çıkaramıyor. Onun için çalıştıkları şirketlerin müdürlerine özel olarak aşağıdakine benzer bir mektup yazman lazım. Mesela Mustafa için, oğlum Mustafa Koç şirketinizde çalışıyor. İyi yetişmesi için Mustafa'nın diğer memurlar gibi işe muntazam gelmesi gitmesi ve verilen vazifeyi hakkıyla yapması lazım. Kendilerine hiçbir şekilde Rahmi Koç'un oğlu muamelesi yapılmaması ve Mustafa'ya da bu hissin verilmesi icap eder. Mustafa hakkında her 3 ayda bir bana gizli olarak bilgi vermenizi rica edeceğim. Allah tüylerini diken diken oldu. Başkası olsa şimdi ne der? Aman benim çocuk orada, kollayın onu. Daha hem de bundan bu kadar zaten olmayanlar. Zaten zaten o belli olur mu? Hayır hayır. Bu kadar olmayanlar bunu söyler yani. Mektubu kaleme alan baba da değil. Mektubu dede. Kaleme alan dede. Dede. Ama sırada istifa etmiş onursal başkan. Ama aileyi de kontrolde. Zaman böyle tepede böyle kontrolde. Rahmi Koç'un oğlu muamelesi yapıyorlar diyor. Yani senin oğlun olduğunu hep hissediyorlar onlar. Ve yine ezmiyor onu. Onlara mektup yollamıyor. Diyor ki o genel müdürlere şöyle mektuplar yaz.
Ya işte bu deha. Verilen yani. Görevi sonuna kadar hakkında yapsınlar diyor. Yani hiç ayrım falan yapma. Ayrım böyle falan bir şey yapma. Var mı ya? Bu esas iş adamlarına bu ders, biliyor musun? Bir mektup daha okudum geçmişte İş yine. İş adamlarına değil mi bu ders? Tabii ki. Çocuklarını böyle abine kızlarımızları var ya havalı filan. Kulüplerde görüyoruz. Yani kimin oğlu bilmem ya. Hiçbir iş yapmadan öyle sadece mi? Lokanta açmasın. Rami Koç'a yazdı. Ben yürüyüşlerinden görüyorum bazen. Yürüyüşlerinden. Bu Amerika'da bilgisayar bilmem ne eğitimi alıyor. Geliyor Karaköy'de bir şey açıyor. Tabii. Lokanta açıyor. Rami Koç'a yazdığı bir mektup var. Diyor ki oğlum diyor İngilizcen çok iyiymiş ama derhal diyor bu yetmez. İngilizce, Almanca biraz da Rusça öğreneceksin. Rahmi Koç'u tetikliyor. Ya ve geçen de televizyonda gördüm. Benim de çok değer verdiğim bir şeydir. Arada yazmaya çalışırım bazı önemli yerlerde. Ki o yıllarda teknoloji böyle değildi. Mektup yazma gelenekleri devam ediyormuş Mustafa Koç. Evet. Mesela birine bir şey söyleyecek. Ne mail atıyor, ne şey yazıyor, mektup yazıyor. Ama kalıcı işte bak. İşte kalıcı. Kaç sene önce yazdığı mektup? Evet. Torunu vefat ettikten sonra, evet, topluma ders işte, resmen ders. Çocuklarını kayırmayacaksın. Zaten ilk girdiği işlerde biliyorsun, Koç'ta bir işlere girmiş böyle. Ne güzel bir gelenektir mektup yazmak. Bir şeydir, asildir mektup. Unuttuk hani, değil mi mektup. Bunları? Benim bildiğim Şarık Tara da böyle bir sistem, biliyor musun? Ben size bir şey söyleyeyim. Yeğenini bilmem, hep muhasebeden başlatır, bilmem ne, şantiyelere gönderir. Onlar da bir yavaş yavaş böyle yükselir. Pat diye hemen gelen olmazlar. Hakan Uzan anlatırdı. Bütün çocukluğum fabrikada eğrilmiş çivileri düzeltmekle geçtilerdi. Hadi ya. Çivileri düzelttiriyorlarmış oğlum. Yani böyle akıllı patronajlar çocuklarını asla. Evet, ben geçen yani İzmir... Ama sonradan da bak, kral gibi yaşıyorlar. Ama bir yaşa kadar o seviyeye gelene kadar bayağı en ağır şekilde çalıştırıyorlar. İzmir'deki yani. Evi boşaltırken ben boşalttım. Bana düştü boşaltmak. Bağırarak ağladım. Bütün annemin babama yazdığı mektuplar ve babamın anneme yazdığı mektuplar. Gittiği zaman yurt dışına gidiyordu babam çok. Aynı zamanda da Türkiye bisiklet şampiyonuydu babam. Evet, onun için çok giderdi. O ne kadar mektuplaşmışlar çocuklar. Nasıl mektup bağırarak çok romantik ağladım. Bir şey. Ne kadar güzel sözler. Allah'ım annem ona bizden haberler vermiş. O babam ona ne kadar güzel bir hepsini koydum getirdim anneme. Özellikle abi dolma kalem öncesini tabii çocukluğumuzda ya. Bizim. Sen sever misin? Tabii ben şimdi onu alacağım. Kalemle yazmayı acayip severim. Dökülmez evet, okka vardı. Divit kalemi biliyorsun. Bak, ben kalem severim. Şeyden kalem zaten. Abi çok sevdiğim için Venedik'te bunun el yapımı fabrikası var. Aile şirketi 300 yıllık divit kalemi, dolma kalem. Ondan sonra bir o de. Böyle uçun yatırırsın. Tabii tabii onun şeyini bile satıyorlar. Yaparsın, bir kalem bal mumu, yaparsın. Bal mumu döküyorsun zarfına. Eritiyorsun, balmumu da satıyor. Bir de benim öyle dolma kalemlerim var, saklıyorum. Bir de şey var, stampası. Sanki mezara götüreceğim yani. Kıyamıyorum. Mühürleyip yolluyorsun. Ya şu mektup geleceği tekrar gelsin ya. Bayramlarda, seyranlarda. Yok işte Mustafa Koç devam ediyormuş. Önemli insanlar hep mektup yazıyormuş. Kartlara falan mesela yazmak gerekiyor. Yani elyazısı yazmak gerekiyor. Ya postacı mahallede görünce bile ne kadar sevindi. Şimdi insanlar postacıyı görünce kaçıyorlar. Ya tebligat getiriyor ya. He doğru. Yazmaya yazımız iyice daha kötüleşiyor arada bir yazınca. Doğru söylüyorsun. Ben kalem seviyorum bir de çok. Kalem seviyorum. Kalem ama bilir. Böyle tükenmez değil. Ben böyle kalemciyim dolma yani. Dolma kalem veya böyle mat uçlar vardı. Evet. Şeyler kırık uçlu dolma kalemler vardı. Evet. Parçalı. Afilli yazsın abi, falan. Abi güzel böyle. Bir beyaz böyle bir parlak olmayacak kağıda mektup yazmanın zevki. Düz böyle yazabilirsen. Sevgili Tayyar, göndermiş olduğum mektubu aldım. Nasılsın? Her sarı mektubu... öküz öldü mü? sepet yumurta. O mankenler ne oldu? O şarkıcılar ne oldu? Konuya girsene. Bu sepet yumurta sakın beni unutma. Unutursan küserim. Gözlerinden öperim. Seviyorum ama kimi? En tatlı birisi. Nasıl anlatsam sana? İlk haftalarına baksana. Hayat bir gemi. Askortiş. Hayat bir gemi yoktur yelkeni. Bir daha bir stüdyo gelirsem öpsünler beni. Hatıra defteri vardı abi. Bunu asker gençlere anlatabilir misin hatıra defteri? Nerede asker yaparsan sonunda öyle. Mektup deyince bir daha böyle gelirsem öpsünler beni. Rahmetli Özay Gönlüm aklıma geldi şimdi. Ninesine mektuplar yazar değil mi? Hafta sonları. Radyoda dinlerdi. Allah rahmet eylesin. Efendim hadi başlayalım bakalım. Dün akşam O Ses Türkiye'de gözyaşları sel oldu. Vallahi ben bile... Ağladın mı? Vallahi ağladım. Yani hem de öyle böyle ben ağlamadım. Ben bile niye diyorsun Tayyar sen duygulu... Abi şöyle duygulu hassas bir adam da ama hani böyle televizyonda falan görünce zaten daha kafadan ismi anons edilince hadisenin gözlerinin içi alev kırmızısı oldu.
Buram buram. Bak gerisini sen anlat. Şeyi bir yüzden bahsedeceğim oradaki. Hadisenin nasıl bir insan olduğunu bak tanıdım ben. İyice Hadise'yi tanıdım. Ebru'yu tanıdım. O Gökhan'la Hakan kardeşler. Onları tanı ve onlara bayılıyorum çocuklar. Bebe. Herkes bayılıyor. Daha ben onların hiçbirini sevmiyorum. Şunu da sevmiyorum. Diyenini görmedim. Her yerde bu muhabbet oluyor. Onları böyle çok yakından tanımış gibiyim ben. Hadise'nin kötü bir kız olması mümkün değil bir kere. Ebru da sen öyle. O iki kardeş. Vicdanlılar hepsi ona dikkat ediyorum. Ay dokunsan ağlayacaklar yaptıkları işten böyle yerlerde. Ve bunu ciddi ciddi yapıyorlar. Ve bir şeye dikkat ediyorum. Acun acayip bir şekilde kamçılıyor çocuklar. Evet. Acun'un olmadığı işler bak. Acun bir yerlerden bir sesi duyulsa Acun'un onlara uzaktan bir şey söylese yeter bence. Acun'un olmadığı işler bu kadar iyi gitmiyor. Sen Gökhan'ın kızını gördün mü? Ay görmedim kendisi güzel. Gibi kızın kızıl saçlı çok böyle şeker. Minnak yatır ya yani çok da iyi bir baba. Efendim dün akşam çok özel bir bölüm yaptılar. Evet. Sosyal medya hesaplarından hepsine teşekkür mesajı attım dün. Geçen yıl Mersin'de hayatını kaybeden Özgecan Arslan kardeşimizin annesini ve babasını stüdyoya getirdiler. Getirme sebepleri de kızının vefatından sonra kızının çok sevdiği bir şiir var. Ahmet Selçuk İlkan'ın yazdığı. Babası bu şiiri besteliyor. Sonra Ahmet Selçuk İlkan'la karşılaşıyorlar. Ahmet Selçuk İlkan'a bestelediği şiiri veriyor. Diyor ki bunu Ebru Gündeş'in okumasını istiyorum. İletir misiniz diyor. Bir seyredelim metresini görün. Efendim rahmetli Özgecan yaşarken en çok sevdiği programlardan biri burasıymış. Fakat dün babacığı ne zaman bu salonda da kızımın yaşında Özgecanlar var dedi, salon koptu. Evet. Bu orkestrasyonu falan kim yaptı? Yani besteyi müzik, babası kendisi yaptı. Bir müzik şirketi mi uğraşıyor? Hayır, notaya döktü babası bunu. Tek nasıl şarkı bu. Babası müzik. Sonra kim? Evet, babası ut çalıyor aynı zamanda. Bunu gönderdiler. Ebru Gündeş kendi orkestrasıyla, Ahmet Selçuk İlkan falan kendi orkestrasıyla aranje ettiler ve tek şarkı. Sözler Ahmet Selçuk İlkan'a ait. Erol neye seviniyorum biliyor musun? Biz böyle insan tüketen bir toplumuz. Bunu kabul edelim. Hemen unuturuz her şeyi. Böyle sanatçıları, manatçıları falan da böyle. Böyle olaylarda da, bu toplumsal olaylarda da üç günde her şeyi falan. Şimdi yavaş yavaş galiba o bilinç gelmeye başladı. Bak mesela şeyi çok güzel andık, anıyoruz. Mustafa Koç'u. Ondan sonra birkaç ne kadar zaman oldu. Kızımız hala aklımızda. Böyle bir programda konu olması, anılması, örnek olarak gösterilmesi. Yani böyle yavaş yavaş bir bazı duygularımız galiba harekete geçti. Bakın şimdi de çok güzel mesaj aldım ben. Günaydın Pagize ablacığım. İnan ki Tarsuslu olmaktan gurur duyuyorum. Fakat geçen yıl Özgecan'ımızın adı bir şerefsiz tarafından, işte Özgecan'ımız vahşice öldürüldü. Tarsuslular adına hepinizden özür diliyorum. Mekanı cennet olsun, öpüyorum sizi. Ne kadar üzülmüş bak şimdi. Tarsuslular adına şeyle, ama ne alakası Türkiye'de var ki? Türkiye'de her yıl onlarca Özgecan olayı yaşanıyor. Çok. Ama bu bazen de bir kişi simge olur. Onun üzerinden hani o ideolojisi olur. Onun üzerinden diğer bu tarz olayların taziyesidir aslında, bir tepkisidir sosyolojik olarak. Yani işte Özgecan da kendi konusunda hani birileri de mesela şöyle şeyler de oluyor. Canım hani aynısından oldu, niye o tepkiyi göstermediniz? İşte bazen birisi idolleşiyor onun üzerinden. Şurada şunlar oluyor da şurada da bilmem ne hemen evet. Kendine göre yorum. Evet, evet, ama mesela evet. Bu Özgecan'da hakimin verdiği karar da çok güzel çok. Bir. O hakimin alnından öpüyorum ben. Kesin alnından abi, öpüyorum. Hiçbir indirim uygulamadan. Şimdi bundan sonra zaten ondan sonra hep şey oldu biliyorsun. Kararlarda hep değişiklikler oldu. Birden Mersin'deki o hakimin verdiği karar örnek oldu. Türkiye'nin dört bir tarafında hiç affetmiyorlar. Böyle kadına, madına, çocuğa öyle saldıran sapıklara tak tak cezasını veriyorlar. Hiç affetme, bilmem ne hakletici neden yok. Böyle oldu şimdi. Acun'u tebrik etmek zaten lazım bir kere. Son derece hassas bir konuya temas etmiş. Ebru Gündeş'i dün bir defa değil bin defa falan herhalde öptüm yüreğinden. Ya bu kadar güzel mi okur çok, bir kadın şarkıyı? Çok, bu çok. Kadar güzel duygu ama mu? Ama zaten o yani vallahi helal olsun. Tartışması Türkiye'nin en iyi yorumcusu. Yani bir kere burada tabii silsileler zinciri de çok önemli. Kızının çok beğendiği bir şiiri alıp besteliyor. Daha sonra Ahmet Selçuk İlkan'la karşılaşıyor. Bunu Ebru Gündeş'e iletir misiniz diyor. Ahmet İstanbul'a dönüyor. Ebru Gündeş'i buluyor. Elindeki besteyi
Ebru Gündeş'e veriyor ve diyor ki ailenin böyle bir ricası var. Ve bu ricayı Ebru Gündeş geri çevirmeden kendi saz arkadaşlarıyla bir kez daha aranje ediyor. Ahmet mi yapmış bütün müşteri? Helal olsun. Onun da alnından öpeli bela olsun. Aferin Ahmet yani. Aferin. Dün akşam yani ne Gökhan, Murat, Hadise, Ebru film koptu. Acun kelimelerini toplamakta zorlanıyor. Stüdyoda zaten herkesin eli ayağı zaten abi yani. Normal insan sen bu duyguları taşıyorsun zaten. Doktor, yani. Doktor nasıl bir sestir bu ya? Çok. Ha? Çok. Ebru nasıl bir şeydir bu ya? Canında çok özel bir ses. O yüzden de siz zaten siz çalıştınız değil mi beraber? Evet evet. O yüzden de Ebru Gündeş, Ebru Gündeş işte. Yani o bu tip sesler milyonda 20, 30, bir geliyor 20, 30 yılda bir geliyor işte. O bir yeni dönemin başlangıcı oldu. Çok acayip bir kızdan böyle bir şimdi ses çıkıyor. Özel televizyonlar açıldığında bir devrim oldu. Hani TRT tek eline karşı. Oradan bir sürü insan çıktı. Ama iki kişi çıktı ki onlar bu anlamda gerçek star oldu. Eş zamanlı çıktı. Tarkan ve Ebru Gündeş. O yıl İkisi birden beraber çıktı. Biri bir konunun starı oldu. Cem Uzan'ın icadıdır ikisi de. Evet. O yıl başlarında özellikle starlama yapardı. Yıl başında halka bakın bunlar yeni starınız derdi. Cem Uzan'ın bir kafa tutmasıdır sektöre, TRT'ye, her şeye. Ve ikisini birden koydu. Sonraki sene yıl başında Güllü ile Özcan Deniz'i koydu. Kim dansöz çıkacak mevzu gibi yıl başında starda çıkan yeni olmak çok önemliydi. O artık yeni star bunlar demekti. Öyle bir gelenek ama devam etti. Ama tabii onların bir bağlı olduğu bir, onlara bağımlı bir müzik kanalı var tabii. Türkiye'nin müzik endüstrisi. Yok, yok, yok. Daha o zaman Kral TV yoktu. Yok muydu? Sonra Kral TV açıldı. O misyonu zaten o üstlendi. Kral TV yokken yılbaşında... Ama yıllarca Kral TV yönlendirdi değil mi müzik dünyasını? Evet, hiç bunu kabul etmek lazım. Tayyar bu sabah çok ağlattın bizi be. Yok abi ağlamadık. Hayatın gerçekleri bunlar. Gördüklerimiz şeyler, güzel şeyler konuştuk. Bakın. Mektup ya şaka yapıyorum kaybolmuş tabii ki. Mektup geleneğinden bahsettik. Mektup içinde, mektup zarfın içinde. Ne olsun Tayyar'cığım. Güzel konular, şeyler okumuş. Konulara diye. Geç biraz. Peki hadi. Sen illaki şey mi istiyorsun yani böyle? Mankenin bacağı. Aa, olay olsun Gülben istiyorsun. Gülben Ergen'in gülümsemesi. Kimin eli kimin cebinde diye bir kelime var. Tabii abi. Gıybet.com. Efendim oyuncu Saruhan Ünel, gazeteci sevgilisi Eda Sönmez'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 17 yıl 10 aya kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Savcılık soruşturma törenini tamamladı. Pascal Nohma ile resim çektirdi diye sevgilisi Saruhan Hünel tarafından şiddete maruz kalmıştı gazeteci Eda Sönmez. Savcılık şiddet, hürriyetten yoksun kılma, tehdit ve hakaret iddialarıyla yürütülen soruşturmayı tamamladı. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi bürosu savcısı Selim Berna Altay tarafından hazırlanan iddianamede çiftin Taksim'de bulundukları sırada Hünel'in sokak ortasında Sönmez'e hakaret edip el ile vurmak suretiyle hafif nitelikli yaraladığı kaydedildi. Bir süre sonra Etiler'de çift Arap içinde seyir halindeyken Saruhan Hünel'in aracın kapılarını kilitlemek suretiyle Sönmez'i dövdüğü, burnunu kıracağım işe gidemeyeceksin diye tehdit ettiği kaydedildi. Savcılık ünlü oyuncu hakkında yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçları kapsamında 17 yıl 10 ay hapis sistemiyle dava açtı. Tabii savcı istiyor da sonra... Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu tip haberlerde, gazetelerde hep manşet vardı. 10 yıl hapis. Şimdi bütün davalar Türk Ceza Kanunu'nda en basit hakaret davası bile ortalama 2 yılda 3 yıl arasından başlayan hapis cezası öngörülür. Ama o iddia, savcının iddianamesi. Hı hı. Ve devamında ama ya para cezasına bağlar ya takipsizlik. Peki usta 17 yıldan yaşayan. Oraya nasıl düşüyor? Nasıl? 17 yıldan oraya nasıl düşüyor? Şimdi bu iddia. Şimdi diyelim savcı hep iddia eden taraf. En az en çok en diye uçtan. Bir şey de var. Şimdi mı? Bakalım o iddiana iki aşamaları var onda Türk hukukunda. Bakalım o savcının iddiamesi kabul olunup dava açılacak mı? Ha. Bazen direkt daha dava açılmadan başsavcılıktan geri de dönebilir. Denir ki ya sen böyle bir şey olabilir mi ortada delil yokken? Bir de hukukta suçluların veya suç iddia edilen sanıkların lehine bir konu vardır. Şu çok önemli. Şüphe sanık lehinedir. Şüphe sanık evet, lehinedir. Evet bu çok önemli bir cümle Aykut abi. Yani mesela bir konuda hakim, savcı şüpheli. Ya bu yaptı mı yapmadı mı? İşte bu delil yetersizliği diye bir şey var ya. Muallaksa o zaman o kaide işliyor. Konu şüpheli. O zaman
şeyden bakılmıyor hukuk devletinde. Aa tamam şüpheli ama bence kesinleşmemişse doğrular o zaman diyor ki yok kardeşim şüphe sanık lehinedir delil tersinden beraat. Yani bu tabii bu iddialarla bu iddiaların mahkeme aşaması vesaire iyi hal her şey. Senin taktığı kravat bile hakime iyi hal oluyor. Ay evet ya ben de ona sinir oluyorum. Bu kişiyi hürriyetinden yoksun kılma herhalde arabanın içinde kilitlediği için indirmemişler arabanın içine kilitlemiş herhalde tabii, ondan dolayı çok büyük suç. Şimdi tabii suçu işleyenler gerekçelerini bilmiyor. Adamı mesela malını çalar, hırsızlık yapar, darp eder. Aa, onun cezası daha küçüktür ama hürriyetinden yoksun kılarsan. Bir mesela diyelim tabii ki aldı daha kaldırdı. Orada tecavüz etti. Emin ol tecavüzden daha büyük cezası var daha kaldırmanın yani. Hürriyetinden yoksun kılma. Yani böyle komplike bir seri bir zincir şey. Yani. Allah yarabbim. Ha, şeyden mesela Paco'dan iyi bir avukat olmazdı. Canı sıkıldı. Aman hakim bey bunu konuşmayalım. Çok fizik bir konu. Ama ya yani ben öyle daha başka duruşmaya geçerim. Bak ne derdim ben. Ay, iyi adam. Hayır ben ne de. Hayır, iyi adam. Hakim bey önünüzde başka dosya varsa onu açın. Asmayı falan beklemeyin. Şurada gebertir bir hakim bey derim ben. Yani bana, ama suçlar kadın olursa. Şurada gebertirim bunu hallederim. Suçlar kadın olursa. Ben normal değilim ya, yani o konuda. Annesi de ben o konuda normal değilim. Annesi de iyiydi der. Yok abi ben, bak ben bazı kızları takip ediyorlar mesela görüyorum sokakta. Güzel bir kız gidiyor. Oğlan onu böyle ben laf atıyorum oğlana veya bir şey söylemeye bakıyorsun diyorum oğlana ya. Yazık ya. Şu anda diyorum senin karına kız kardeşine neyin varsa. Zapt diye mi dediniz? Sana da bakıyorlar. Şey, şey. Senin de çocuklarına Fahri, bakıyorlar. Fahri görüyorum. Ahlak müfettişi. Artık ne derseniz diye, canı sağ olsun. Ha. Kim ne derse desin umurumda değil. Ben diyorum ki şu anda senin kızın varsa kızına, kardeşin varsa kardeşine aynı senin gibi bakıyorlar diyorum. Hiçbir şey de diyemiyorlar. Kusura bakmasın. İyi yapıyorsun. Erkekler ahlaksız biraz. Kusura bakmayın. İyi yapıyorsun. Biz kadınlar kendi kendimize... çok ahlaklı. Ahlaklı tabii. Tabii. Genelde ahlaklı yani. Peki o erkekleri yoldan çıkaran kim? O erkeklerle hiç kimse kadın yanında gidiyor ama adam ahlaksız. O erkeklerle kardeşim. Ahlaksızlıkları yapanlar herkes kim? Herkese demiyoruz tabii. Herkes üstüne sen alınma üstüne sen yapmazsın öyle şeyleri. Bir dakika yani zaten. Ha yani ha. Ama şimdi, böyle genelleme. Şimdi bahçeden yanayım. Genellemeyeyim güzelim ama çok ama kim, var. Kimi çok baştan çıkartabilir ya? Kim kimi baştan ben çıkıyor? Söyleyeyim abi bu ha. Bilimsel bir şey. Kadın istemezse erkek hiçbir alt yiyemez. Ama gel kadın da gel bak, gel. Olsun, gel bana bahsetmiyorum. Bana tacizde bulun mu diyor genelde yani. Genelde sokaktan yok, bahsediyorum. Ben bir kadınım. Bahsetmek. Ahlaksızlıklardan siz neden bahsediyorsunuz? Ahlaksızlık başka şey. Onu söylüyorum. Bir şey ben kavga gürültü sokaktan bahsediyorum. Yok. Çocuklar ben bir kadın olarak değil. Rahatsız olduğum şeyleri anlatıyorum size. Siz bana saygı duyun. Sizin erkek olarak rahatsız. Hiç arkanızdan bir kadın geliyor mu sizi? Sizi takip ediyor çok mu? Çok geldi benim. Bir yerlerinize bakıyor mu? Dikkatli dikkatli. Her yere bakıyor geliyor. Ay sana. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Ay ne oldu bunun göbeği hamile mi diyordun ben? Hayır o genç geldi içinden değil. Vallahi dün bir ceket dikildi ona ne göbek ya. Kaldı ne bir şey canım. Tabii ya dikildi. Bence bu işi 50-50'ye bağlayalım. Neden? Bence öyle yani bunun çoğunluğu yok kadın ve erkek durumunda. Gece, bu gece, konuda ay çok ahlaksız konuda, kadınları dışarıda bırakarak konuşuyor. Bu konuda daha önce tez yapmış biri ince, olarak. İnce düşüncelerimi arz etmiştim efendim. İsterseniz bir daha tekrarlayayım. Hiçbir erkek hiçbir kadına kadın istemezse bir şey yapamaz. Hah onu anlattım ha. Abi. Ha, kadın, alıyorlar götürüyorlar kadın, falan zorla. Bir dakika. Hayır canım onu söylemiyorum. O saldırılar falan diyor. Onlar şey ceza kanunu biz şeyden bahsediyoruz. Kadın erkek ilişkilerinden. Kadın cilvesini yapar. Erkeğin dikkatini çeker. Erkek salak hemen oltaya takılır, peşine düşer. Ondan sonra da işte son sözü hayatı boyunca hep kadın söylemiştir. Hiçbir erkek kadın ha ederse o evet olmaz. Kadın seçer, kadın son sözü söyler. Ama biz salak erkekler nasıl tavladım, nasıl baştan çıkarttım, aferin, böyle söyleyeyim. Kendi kendimize hava atarız. Doğru doğru. Doğru. Bakın tüm bir açıdan bakarsak. Ama bunu anlayana kadar minimum bir 50 yıl geçiyor baby. Hocam sen anlat dinleyelim hadi güzel. Tıbbi olarak erkeğin genetiğinde evet, böyle soralım. Bir saf yön var mıdır? Hocamıza soralım. Anlamadım. Tıbbi olarak diyorum erkeğin geninde böyle bir saf yön var mıdır? Erkeğin dişinin doğasında erkeğe var bu. Erkeğe saf değerler bak, aslında. Bak bütün çiçekler, çiçeklere bir bak. Güzel çiçekler, rengarenk çiçekler, arılar bilmem ne sinekler, böcekler gelsin, benim tozlarımı alsın, gidip erkeğe konsun diye. Polenleri döllesin diye. Döllesin diye. Hayvanlarda bak, dişi hayvanlar daha güzeldir. Hepsinde daha güzeldir. Erkek hayvan güzeldir. Hayır, dişiler güzel. Dikkati çekmiş. Ha, belki bazılarında olabilir, ben genelleme konuşuyorum. Böyle dişilerde böyle renkler, menkler, kuşlarda filan. Böyle daha bir güzel. Abi Cem Yılmaz'ın dediği dikkat gibi erkek diye Allah öyle yaratmış anladın mı? Kadın zekası ve beyin sistemi şey komplike. Ama,
Kadın değil sistemi komplike. Peki, tamam. Varyasyonlar, şimdi, tabii canım. Paranoyalar, stratejiler. Erkekte öyle bir strateji yok abi. Erkek dediği gibi Aykut abi. Ha, ben bunu kafamda zannediyorum. Şimdi zengin çocuğuysa ay diyor beni peşimde koşuyor. Beni çok beğeniyor diyor. Ay ben de galiba diyor ona bir şey diyorum diyor. Ama zavallı gariban birisi ona hani serseri kendin sen neyini diyorsun? Musallat oldu bana. Ha, neyini güvenle bana sarkıyorsun lan diyor. Böyle. Tazizci pis. Böyle eğer varlıklıysa. Tabii herkes için konuşmuyorsunuz. Genelleme yani, yapıyoruz genelleme. Yani, çoğunluk üzerinden yapıyoruz. Yani. Kimi asılda oluyor kimisi ay benle ilgilendi diyor onun. Şeyler zenginlerle ilişkilerinde de öyle değil mi? Birinde o onun manitası sevgilisi öteki. Seviyeli beraberlik. Boyfriend'im. Boyfriend'im. O seviyeli beraberliğim. Bu kadar mı şey? Birliktelik. Birliktelik. Yani bizim bu kadar şeyini çıkaran var mıdır bu seviyeli beraberliğim? İğrenç. Ya biz, herkes seviyeli dedi. Herkes seviyeli dedi. Benim çocukluğumda manita derdik biz ona. Bettesi denirdi falan. Şimdi öyle bir şey değil. Şeyde bile bak adli vakalarda bile böyle kenar mahallelerindeki birisi komşu falan şikayet edince vallahi. Polis gelir basar burada ne yapıyorsunuz burada fuhuş mu var falan diye. Ama hiç sen duydun mu Ulus'ta böyle Bebek'te bir evin polis tarafından basıldığını? Şişli'de bir apartman, altında bir otomobil, biri açık biri değil. Dayar gündeme gel abi bu. Ha? Bu maç bitmez. Yani deriz zevkinde olmaz. Yani. Yok çok etiler verdi ya bir ara. Herkes hala var abla etiler. O etilerde bir o etilerde yani, de yaşanmayan yok ya var ya. Etiler kitap etiler oldu koğuşu be. Diye var değil ben mi? Bir gün cilt ya kitap o bir, oldu etiler. Ben bir gün yeni duyumlarım var benim. TRT'de bu televizyonda yapamayız tabii ondan sonra ama sosyal medya olsun bir kitap olsun biz Aykut abiyle ima yoluyla isim verirsek toplatılır. duyduğumuz kadarıyla bazı modacılar bazı pazarlama işleri yapıyormuş ama elbise pazarlıyorlar. Elbise pazarlıyorlar. Sanatçıları hepsilerine İşleri o değil mi zaten? Evet. Benim sosyal medyada Aykut abiye cevap var. Size yardımcı olurum o konuda. Evet, evet. Bak o Aykut abiye cevap var. Aytül Yıldız Doğan diyor ki efendim erkeğin hayvanda da erkeğin güzeli var. Tavus kuşunun erkeği güzeldir diyor. Onu söyledim ben de anladım. Olabilir ki ben de yani, ama kuşlar dedim ben. Tavus kuşunu bir görsem var ya. Ya tabii ki. Aşık olursun tavus kuşuna. Ya bir şey söyleyeyim mi? O nasıl bir şeydir tavus kuşu? Evet, şu kuyruğunu aşık. O nasıl çok. Yani yaradana bir kere daha hayran olup yaradan demiş ki her türlü ressam olabilirsiniz, heykeltıraş. Ama bakın ben size bir resim yapacağım, bir seyredeyim. Acayip bir şey yok. O kuyruğunu bir açtın mı? Nasıl bir renkler? Nasıl bir şey hakikaten böyle kalıyorsun abi. Ya. Onlar hep ama doğada kamuflaj onlar. Yaşadıkları ortama göre. Avlanmıyor. Var onun bir nedenleri, tabii, o tabii. Renkler. Kaplan da o renge göre. Yani hep kamuflaj. Yaşadıkları ortama göre. Usta geçen akşam bir deniz su altı belgeseli seyrettim. Bir balık ve kendini en güçsüz fakat savunması en güçlü balıkmış. Ne yapıyor biliyor musun? Tehlikeyi sezdiği anda çalıysa çalı şeklini alıyor, taşsa taş şeklini alıyor. Anında ama Aykut abi. Uyanık balık. Ay, inanılmaz bir şey ya. Anında kendini bırakıyor, bir bakıyorsun kayboluyor gözünün önünde. Ve bir tane çöp böyle sallanıyor. Ben onu ot zannettim. Deniz ejderhasıymış. Evet, evet. Hayatımda ilk defa gördüm. Yemin ediyorum sanki bir dalı kopartmışsın Aykut abi, yapraklarıyla atmışsın. Böyle oynuyor yerinden. Onun da dönme sebebi tehlike olmasın diye kendini ot haline getirip öyle dolaşıyormuş. Şimdi diyorsun ki ya yeryüzünde böyle yerin alt suyun altında böyle nasıl bir şekil kurulmuş. Niran Ünsal'ın tavus kuşu vardı. Kafese koymazlardı. Atlıyordu gidiyordu. Aşağıdaki tavuk çiftliklerini falan dolaşıyordu. Sonra akşam olduğunda kendi kendine tekrardan geri geliyordu. Allah Allah. Kendi bulunduğu yere. Ve kızdığı zaman açarmış o şeyini. Gösteri yaparmış ya onu şey yaptığı zaman. Kızdığı zaman kendi ihtişamını. Kızınca mı yaparmış? Açarmış. Evet abi kızınca açarmış. Hindilerde kızdırdık ya. Kabarama kabarama kel fatma annen güzel istiyormuş. Sen çirkin. Annen güzel sen çirkin diye kızdırdık. Nelerle uğraşıyorduk ya. Şimdi çocuklara ama gel anlat. Ama çocuklar hindi görmeden yiyorlar. Yani. Marketten alıp yiyorlar ama yiyor görmüyorlar. Yani. Yazık. Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden bir tanesi Ergüder Yoldaş hayata veda etti. Hayatının çok uzun bir bölümünü işine ve insanlara küs vaziyete geçirdi. Hayır sen konuya girmeden hemen bir müdahalede bulacağım. Çok üzüldüm. Bir eski bir müzik yazarı olarak birçok anlı şanlı magazinci, gazeteci arkadaşımız öteleri ona. Türk müziğinin ünlü bestecisi falan. Ya Ergüder Yoldaş Türk müziğini değildi. Ergüder Yoldaş batıcıydı. Tabii. Sadece o çok sesli müzik yaptı diye Türk müziğini aldı. Orkestrasyon yaptı aynı Yıldırım Gürses falan gibi. Böyle Türk müziği büyük bestecisini kaybetti diye yazan arkadaşlarım hiçbir şey bilmiyorlar ya.
Sultaniye gâhı dinlerse, dinlerlerse bir şeyin, bir Türkçe pop müziğinin nasıl evrensel o ta o yıllarda bir dünya çapında bir sound kesildi. Kompozitör dönüyor değil mi evet. Öylelerine? Yani o besteci, bestenin de dışında. O besteci değil zaten. O karısına yaptı onu, tesine uygundu. Kadının hayatını kurtardı. Ama resmen şeydir, popçu da değil. Batı müziği sanatçısı. Orkestra şefi, aranjör falan yani batıcı. Bir şey söyleyeyim, bas parayı sesin çirkinse okuyamazsa ben sana vermez, öyle yani. Öyle. Ama Türk müziği bestecisi de yazmış, hepsi de öyleydi. Açın bakın. Ben röportajını okudum. Diyor ki, benim diyor iş yapmamı istemediler, bana önüm kesildi falan. Ben de kızdım, büyük adaya işte münzevi hayatı yaşadı ya, bu hastalıklardan önce. Tabii şöyle bir şey var, bu çok yüksek deha boyutunda. Bu adamın bir de yaptığı bir şey varmış. Notaları matematiğe dökmüş. Evet, evet. Notaları 1-2, 1-2-3-4. Resmen öyle, bilimsel. Matematiksel, bilimsel olarak bir kompozisyonlar oluşturmuş. Kendi teorileri varmış. Çok ben de öldükten sonra araştırma fırsatım oldu. Onları ben yıllarca dinledim yani. Dahi bir ünlüdeki evine. İşte o kadar dahi olunca sıyırma noktası var ya abi. Evet, evet. Yani bir tık ötesine geçince de işte bu hale geliyor. Düzenlemeleri anlamadılar, işte besteleri vardı. Fazla geldi adam, fazla. Oğlu, işte fazla geldi evet. Topluma. Oğlu Mustafa Yoldaş, babasının hemen vefatının ardından diyor ki, Büyükada'da belediye tarafından barınak yapıldı, kendi çapında oraya yaşamaya başladı. Ölüme konuştuğuna pek şahit olmadım ama kendi yaşamında, özel hayatındaki yaşadıklarının pişmanlıklarını barakada yaşayarak kendi kendini cezalandırdı. Bir yerden sonra sağlıklı konuşamıyorduk, konuşamadık da. 12-13 sene Büyükada'da barakada yaşadı. Sonra halamla yaşadı. Biz de zaman zaman geldik gittik, bir şekilde destek olmaya çalıştık. Babamın psikolojik rahatsızlıkları ortaya çıktı. Alkole bağımlı şizofreni teşhisi konuldu. En sonunda aşırı sigara tüketiminden dolayı KOAH oluştu. Zaten ölüm sebebi de bu. Sesi gitmişti. Yazarak anlaşabiliyorduk. Konuşurduk ama özel şeyler bende kalsın. KOAH hastalığının vermiş olduğu bitkinlik vardı. Nefes alması son derece zordu. Bir de sürekli ilaç kullandığı için o ilaçlar uzun yıllar sonra yan etkisi ortaya çıktı. Geçmişte yapmış olduğu bazı şeylerden ötürü pişmanlıkları vardı. Onları söyleyemem tabii. Yaşadı ve öldü. Başka diyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Bunun için ne yazsın? KOAH dediğimiz şeyin kısaltması. Hep o geçer. Kronik baş harfleri. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Kronik kalıcı. Obstrüktif tıkayıcı, obstrüksiyon, tıkıyor nefes alamama. Akciğer hastalığı, KOAH deniliyor işte. Ama sen sesin normal çıkıyor abi. Normal ama ben azalmış ya. Üşütmede bilmem ne de evet. Filan. Sen sigara içtin mi? 38 sene kadar. Konuşuyoruz çok ya. Çok vay be. İşte 38 sene sonra nasıl bıraktın sen? Ama bir küçük zatürrede rast kaldı, ölüyordum. Bugün yayına girerken Aykut abi özellikle okudu. Yani, resmen komada kaldı. Sigarayı sayın izleyicilerimiz. Cihazlarda böyle doktorla ben gözlerini takip ediyorum. Ben kendimin gideceğini. Sağlık köşesine gelince bugün yayına girerken okuduğum şeye başlayayım dedim. Bir çok önemli bilimsel araştırma açıklandı. Sigarayı bir kere içmeyin de varsayalım içiyorsunuz. 25 ile 35 yaş arasında bırakırsanız. 25 ile 35 yaş arasında bırakırsanız. Yani haşa Allah kaderi belirler ama kul da sağlığını korumak zorundadır. O kaderi. Öyle bir değişkenliği de var o kaderi. Hani nasılsa yazgın bu mantığı öyle bir şey yok. İslam'da da yok. 25 ile 35 yaş arasında bırakanların ömrü 10 sene uzuyor istatistiklere göre. 35 ile 45 yaş arasındakilerin 7 sene uzuyor. 45 yaşından sonra bırakanların 6 sene minimum ömrü uzuyor. Ondan sonra hani bu da bilimsel bir şey. Bir şimdi, de şunu söyle, sigarayı bırakamam bana falan diye onu sakın ha. O ben bırakmışsam, bıraktığım gün 3 paket içiyordum. Ben bırakmışsam herkes bırakır. Herkes bırakır. Sigaranın, yiyordum ben ya, içmiyordum. Yiyordum sigaranın ya. Şimdi halkımıza... Öğlene kadar bir paket bitiriyordum halkımıza ya. Halkımıza kremi anlatırken peki sigara ne iş yaparı anlatacağım. Ben yaşayan bir örneğim. Eşim nişanlılık dönemimizde deli gibi sigara içiyordu. Ve ben tabii ki hani daha flört dönemleri ya... Karışmıyordum. Bırak içme demeyi. Cebimde onun sigarasını taşıyordum. Hani yani sen de erkekliğin yüz kadar. Anıl Köse'den itiraflar evet, evet. Kadar. Yani. Ama
Peki nasıl bıraktı biliyor musun? Güzel şeyle bu kadar da yalaka olma ya. Satmamız yok evde ya. Arabada ondan sonra değişik de bir marka sigara içiyordu. Bak kim peşinde demin tartışıyorduk bunu. İşte ne yapalım abi? İmza yaptırana kadar sigarayı taşıdık. Sonra ne yaptılar kadar? Sonra, dur sonra oraya gelmedik. Şimdi gerçek bir hikayedir. O yüzden özelimi anlatma gereğini duydum. Çünkü topluma belki faydası olur diye. Daha sonra ben ters teper ya ben bırak desem reflekstir ya insan iyice gıcık olur bırakmaz baskı hisseder. Bir gün bile bırak demedim ve ömrümüz o restoranlarda bir yere gezmeye gittiğimiz hep dışarıda o. Sigara içenler içeri girmiyor. O güzelim restoranlarda kapıda dışarıda donarak böyle titreyenler kulübündeydik. Ne çirkinim ben de ama erkekliğe şey sürmüyorum. Yok canım üşümedim ki ama donma noktasındayım. Bir tane bir şey olmadı ki. Ondan sonra bir gün eşim karar aldı. Bakın beyinde bırakmak lazım sigarayı. Ben de öyle bıraktım. Bıraktı. Ve ilaç aldı, bir ilaç. İnternette bulabilirler. Ama ilaç da bahane, beyninde. Çünkü o ilacı abileri de kullandı, bırakamadılar. Neden? Çünkü beyinlerinde o kararı almış. Sonra kısa etkilerini anlatıyorum. Bir ay içinde cildi değişti. İki, saçları değişti. Üç, nefes alması, tat alma, bütün duyguları değişti. Allah'ım dedi. Ve en önemlisi topladı alt alta. Sigara içmekten dolayı kazandığı vakit ve saatler. Evet. Çünkü hayatın sadece o sigarayı içmek üzerine kurulu. Başka bir derdin yok. Yemeği sigara bir an önce içmek için. Onu, bunu, şunu, her şeyi bir an önce içmek doğru, için. Doğru. İki lokma atayım ağzıma bir sigara yakayım. Şimdi. Ben onu ya kalkar kalkmaz. Öyle derler ya. Kalkar kalkmaz evet, yakıyordum. Gülben Ergen'in teyzesinden sonra Pakize Sudan'ın büyük anneannesi. Pakize Sudan'ın büyük anneannesi. Bu şeyden değil mi? Kamera yaşıyor mu Pakize? Yok, espri yapıyoruz tabii. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Sana oldu tatlıma takıldı. Şimdi bakın. Allah nur içinde yatsın. Espri yapıyorum. Yanlış anlamadım. Olur mu ayol? Şimdi bakın. Geçen de çünkü Gülben Ergen'le ilgili yaptık. Bakın. Kremlerin cilt bakımının etkilerinin önemleri. Şuna bakın. Şuna bakın. Sadece 2,5 aylık kullanımla kremler. Neydi kremimiz? Marka söyleyemiyoruz ama Google'a ne yazıyorduk Pakize? Erol Köse krem yazıyor. Erol Köse yaz gel gelirdi. Zaten doğru söylüyor. Krem yazmaya da gerek kalmıyor artık. Erol Köse krem yazdım zaten. Erol Köse en çok neden bahsediyordu? Hemen gel. Ondan sonra desen geliyor zaten ya. Kırışıklıklar, gözaltı morlukları, cilt lekeleri için kremimizde. Ve tekrar söylüyoruz. Masajımızı, alın kırışıklıklarımız kaş aramız için dıştan içe yapıyoruz. Biz ezberledik bakımı, ama yeni şart. Açanlar için anlatıyoruz bunu. Bir yani. bir de şu var. Dünyada Aykut sen abi. Sen spiker bile oldun baksana şu anda. Dünyada Aykut abi cilt kanseri melanom dediğimiz maksimum olmuş durumda. Zirve. O yüzden bir tek yazlıklara değil biz bu ürünümüze SPF dediğimiz bir madde var abi. O güneşin ultraviyole ışınlarını ve kanserojen etkilerini önlüyor. Onu da koyuyoruz. Sadece bizim kremimiz için değil. Herkes o kremi kullansın. Çünkü ozon delindiği için ultraviyole B artık konu, tamamen cildi mahvediyor. Bir ciddi bir merakım soru. Tabii ki. Bir moda çıktı 2-3 senedir. Evet. Bazı insanlar Avrupa'da, Amerika'da kadınlar bizde de var. Hiç güneşe çıkmıyorlar. Evet. Çok da haklılar. Ama onun yan etkileri var. Ama onun çıkmadığı zaman da D vitamini eksikliği oluyor. Kemik erimesi oluyor. Onu da vitamin takviyeleriyle alıyorlar. Çünkü şu böyle anda bilinçli olarak bembeyaz dolaşıyorlar. Yok. Dünyada trend. Çünkü güneşin ozon delindiği için o kadar çok kanserojen etkileri var ki. O yüzden ben herkese açıkça diyorum ki bizim Google'a Erol Köse krem yazdığınızda bulacağınız krem tamam iyidir. Ben doktor olarak kefilim ama sağlıklı nitelikli kremler kullanın. Gerçekten artık güneş ve havadaki kanserojen maddeler tamamen istila peki etmiş durumda. Peki o zaman bu Eda Taşpınar filan onların sonu kötü. Oriken, Simsiye onlar ne onların sonu kötü. Fedon'un da sonu kötü. Simsiye onlar ya. Fedon'la yan yana sen program yaptın. Cildi kösele gibi olmuş. Simsiyah ya. Evet. Cildi kösele gibi olmuş. Bilgin Çaka diyor ki yüzüm lastiğini unuttu bir rica edelim. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Dayar yap. Bak bayağı bileti de ezberlettin ha biliyor bak, musun? Bak tabii. Ay bilince kalemsin sen. Var, ama var. Bu şey yüz jimnastiği konusunda ben hakikaten her gün bir 5-6 dakikamı ayırıyorum bu konuda. Sen de mi yapıyorsun? Evet. Yapmak ona kalem mi tutuyorsun? Yok, sadece kalem değil bu. Islık çalan kalem şey, yapın. Bakın yüz, mimik aynada hareketli. Ama kimsenin görmeyeceği bir yerde deli zannetmesinler.
Kaslarınızı çalıştırmak adına. Kaslarınızı çalıştırın. Tekrar ediyorum, televizyonumuzu aramanıza gerek yok. Google Erol Köse krem yazarsanız o bahsettiğimiz kırışıklıklara, gözaltına ve cilttekilerine iyi gelecek kremimizi bulursunuz. Tayyar'cığım gündemimize geç. Efendim, sigarayı bırakıyoruz. Bu arada Nuray Sayarı ve Aslı Hünel Kabe'deler. Umre için gittiler. Ah. Mesaj atmışlar. Şimdi düştü mesajları. Sizin için de Kabe dua ediyoruz. Işte. Biz de berabersiniz burada diye. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bize mi? Bize mi? Evet, Allah bizim için. Bize özel mi? Evet. Reyting duasına oradan, gitmişler. Bir dakika. Reyting oradan izlemiyorlar. Hayır. Giderlerken ben hayırlı yolculuklar dilemiştim. Ha. Onlar da mesaj olarak sizin için de duadayız burada diye atmışlar. Allah razı olsun bizi unutmadıkları için. Murat Aşık eski işi Esra Ero'nun yeni ilişkisini hazmedemedi. Sosyetik iş adamı Ero'nun evinin kirasını ödemeyi kesti. Güzel sunucunun yeni aşkı Efe Gürsoy ise artık ben varım diyerek Esra Ero'nu yeni evine taşıdı. Eski manken Esra Ero'nun kendisine sürekli ihanet eden Murat Aşık'tan 2013 yılında boşanmıştı. 5 yıllık evliliğinden bir de kız çocuğu sahibi. Boşanırken Aşık'tan hiçbir maddi talepte bulunmamış. Ancak Murat Aşık eski eşinin kızıyla yaşadığı Ulus'taki evin kirasını ödüyormuş. Ta ki yeni aşkı başlayana kadar. Hanımefendi yeni bir ilişkiye başlayınca eski karı koca birbirlerine girmişler. Devreye yeni sevgili girmiş ve demiş ki artık kimseye ihtiyacınız yok. Sizin giderleriniz benim diyerek hanımefendiye sahip çıkmış. Ya şu dünya güzel bir kadın olarak gelmek de varmış be. Biri kirayı kesiyor, öteki buyurun diyor. Biz hemen bizim banka hazır diyor filan. Abi, kadın abi dünyaya gelmek Allah. Dedin de. Ne para yerdin biliyor musun? Dünyaya Allah. Gelmek Gelmişsin dedin de hakikaten. Aklıma geldi. Abi geçen de bir çok film seyrediyorum ya, Hava Soğuk Yan özellikle. Fütüristik bir film seyrettim. Şimdi şöyle dünyada. Ne seyrettin? Fütüristik yani gerçek söyle olmayan. Söyle de yani anlayamam gerçek anlamayan. Olmayan, ben gerçek anlamadım yani. Abi ama komediye bak. Adamdaki ben uçukluğa bak. Adana'dan, dünyada şey yasaklanmış Paco. Yalnız kalmak yasaklanmış. Yalnız yaşayanı avlıyorlar. Yani bir ilişkisi olamayanı avlıyorlar. Ondan sonra ona diyorlar ki hangi hayvana dönüşmek istiyorsun? Mesela bir adam köpeğiyle geziyor. Bu diyor abimdi diyor. Ondan sonra orada kuşlar geziyor. Kediler geziyor. Filmin adı İstakoz. Ondan sonra Lobster diye seyredin. Hayvana dönüşüyor. Yani diyorlar ki bu bir cezadır kardeşim. Demek ki sen kimseyle anlaşamıyorsan o zaman hayvana dönüşeceksin. Susak haftada kaç film seyrediyorsun? Abi yani mümkün. Biz genelde eşimle dizi seyrediyoruz ama hafta sonu... Peki şimdi biz düşündün mü? Biz hangi hayvan olacağız ya? Ha? Ben sana kedi veya köpek olursun. Kedi, şu anda kedi var. Ben kedi yani olurum. Ben hepsi olabilirim sorun değil. Çünkü sen, kedi de benim gibi meraklı olmayı merak ediyorum. Tayyar sen ne olursun? Abi ben yengeç olmak istiyorum. Bir bakıyor. Yengeç mi? Ya. Sokmak mı istiyorsun? Yok evet. Benim burcum da yengeç ya. Benim o hayvana karşı böyle bir hafif şeyim var. Senin... Yengece mi var? Evet yengece. Yan yan böyle giderler ya çok güler. Ben de övmek gibi olmasın. Çok sevimli buluyorum onu öyle. Aslan burcu. Ormanlar kralı. Bana da o yakışır yani aslan değil mi? Şimdi başka el alemin kedi köpek burçlarına ne takılayım yani? At it filan var ya bir burçlar. Ben yalnız aslanım, dün bayağı bir dedikodu yaptık onu da itiraf edelim. Neydi terzimizin adı abi? Şinasi soyadı. Akdeniz. Ne? Yok. Şinasi abi hepimizi öldürecek ha. Ondan sonra. Vallahi. Tayyar'cığım bak şimdi adama gittik adam tarih. Bütün sanatçılara, kulislere ondan sonra bu işi yapıyor, kıyafetler, kostümler yapmış. İşte onun da moda haftasında defileye çıkacağız. O da bize birer elbise dikiyor. Şu defileyi anlatsana. Ondan sonra işte canım yani 100 yıl komedisi olacaktır bizim açımızdan. Sen mayöre çıkmasaydın yani. Keşke ya. Ya ben kangaya dönüştüm abi. Ama şu var, esas bu dedikoduların merkezi burada da anladım. Erkek şeyi de olsa... Şinasi günaydın. Şinasi günaydın. Ablacığım defile şu cuma günü. Kadın da olsa hep dedikodunun merkezi. Ayaküstü yarım saat. Berberler öyle değil mi? Kuaförler öyle değil ya. Bütün her şey. Yıllarca ben kuaförlerden beslendim ya. Hiç. Çok oradaki bilirler, dönem çok için. Doğrudur. Çok bilirler. Defile şu Pakize ablacığım. Cuma günü İstanbul'da bir gelin damat evlilik fuarı var. Neredeydi? Lütfi Kırdar'da, Harbiye'de. Wedding. Çeşitli modacılar moda gösterileri yapacaklar. Sevgili Banu Noyan da bize dedi ki 16 manken çıkacak. 16'da selebriti isim çıkacak yanlarında. Podyumda yürümek ister misiniz? Podyumda olmak ister misiniz? Ben birkaç defa daha böyle yardım defilesinde yer almıştım. Seni biraz benziyor tepe manken. Dostlar da okeyleyince dedik ki gidelim. Hem
bir hoşluk olsun. Yürüyecek mi şeyde? Hepiniz Aykut, ya Aykut abi. Ben seni yerim. Sana diyorum Aykut abim dün bir ceket giydi bir anda 25-30 yaş. Eğer orada en çok alkıştan alınmazsa ben de tabii, her tabii. Numara yapacağım. Her yerin ayrı alkış alacağız. Anlat sen. Yemeğim yemeğim. Şunu da diyebilirler Aykut abi podyuma çıkınca. Hay Allah kahretsin burada da mı karşımızda da diyebilirler. Evet. Bir şarkı. Bir sloganı mı? Bela geliyorum demez geldim işte. Bu defilede 16 tane manken kardeşimizle beraber Erol Köse, ben ve Aykut abi birer geçişte podyumda Şinasi Günaydın kostümleriyle yerimizi alacağız. Yani moda sektörünün sonunu hazırlıyoruz şu anda. Şimdi kuaför falan dediğiniz yani dedikodu bir tarz falan. Lütfen beni sakin dinleyin, bir ilginç bir anım. Hadi. Kahramanı da çok çok büyük bir iş adamı. Türkiye'nin en zenginlerinden. Adını vermezsen dinlemeyiz. Ver, başım belaya girmesin. Ne anladım oradan. Karısı falan da çok ünlüdür sosyetenin. Hala varlar mı? Varlar vallahi tabii. Ondan sonra hatta adam milletvekili falan oldu yani böyle. Böyle işte o çocuklardan bir tanesi işte ünlü bir kuaförün çocuğu. Abi dedi çok enteresan, çok eğleniyoruz. Ne? Ya dedi cimrinin tekidir dedi. Sevgilisi de dedi beyaz bir güzel bir havalı araba al dedi. Git dedi. Ondan sonra dedi ertesi gün bir baktık dedi. Aynı arabanın aynısından, yine aynı renkten ve bir karısına dedi gel dedi. Adam sevgilisine alıyor arabayı. Ertesi günde meğerse uyanık iki araba önce indirim yaptırıyor galiba. Aynı arabada iki tane alıyor. Renkler aynı, plakalarda biri atıyorum 67, bir tanesi 68. Ve bunlar ikisi de aynı kuaförde arabalar park ediyorlar. Bütün kuaför çocukları biliyorlar numarayı, sevgilisini de biliyor ki. Bir tek karısı biliyor. Ben anlattılar. Çok eğleniyorlarmış bunlar baktıkça filan. Biz de dediler gülüyoruz filan nasıl. İki araba yan yana park edince filan. Ben de oturdum yazdım. Yazdım. İsim vererek mi, ima ederek mi yazdım? İma ederek. Daha yazar yazmaz baktım hanımefendi arıyor beni. İşte pardon beyefendi. Sizinle görüşmem lazım. Yuvan yıkılıyor. Ne yuvan? İşte o sizin bahsettiğiniz benim karım bundan şüphelendi. Beni boşamak üzere. Ona ben ne yapacağım, benim mi şey, onu anlatın. Benim o iki arabayı alan adamın ben olmadığını karıma söyleyin. Abi neyse şeyde hangi oteldeydi bakayım? Çok havalı bir otel. Neyse, isim vermiyoruz abi. Pardon, otelde oda tutmuş. Ondan sonra geleyim dedim anlatayım benim ondan sonra ben de. Mecbur değilim ben haber kaynağımı söylemek kim olduğunu. Bana böyle bitiyorlar. Geldi yazdım. Ben sizin olduğunuzu da bilmiyorum falan numaralar yaptım tabii. Adam böyle karşıladı beni karşıladı. Lütfen anlatın lütfen. Ben bu herifi boşayacağım diyor. Sen mecbur musun anlatmaya? Sen yo, de bir beyaz araba istiyorsun. Eğleniyorum tamam mı ben de. Boşayacağım bu. Evet ben işte. Bak diyor. Ben diyor 10 senedir diyor. Aynı Mercedes, aynı arabayla dolaşıyorum. Bana almadı diyor. Sevgisi alınca aynısından bana da aldı falan diyor. Adam böyle ağzını açamıyor böyle. Çok ünlü. Sonra anlatırım çay molasında. O havalı. Böyle adam böyle nasıl korkuyor. Korusu bir yanında dövmediği kaldı tamam mı? Nasıl böyle? Boşayacağım bu herifi. Vallahi dedim. Sen dedim. Ama boşayamamıştır kesin. Bir dakika ben de dinledim. Eğlendim ama belli bir noktadan sonra artık ben lan bunlarla boşayacağım. Ya dedim sen dedim herifi dedim bu adamı boşanmaya karar vermişsin. Herhalde sen de buldun birisini ki dedim. Böyle bahaneler yapma. Bana ne yani ne yaparsınız yapma dedim. Kibar çocuk ama değil mi bizimki? Evet tabii. Kibar. Belli bir noktadan sonra çok kibar olur. Kibarsın hakikaten. Belli bir noktadan sonra ta kapıyı koydum. Bir de çok kapıyı koydun mu? Ondan sonra kibarlığına. O adamı şimdi hala davetlerde görüyorum. Kibarlığına karısı da görüyorum. Üstüne yaşa başka bir dakika. Gayrimüslim bunlar. Bir de kadın erkek ilişkilerinde. Çok ünlü bir aile. Gitgide açıklıyoruz gayrimüslim miydi? Bir de kadın erkek ilişkilerinde çok hassastır. Ayrılmasınlar da elinden geleni yapar. Ama ne yapayım abi ya beni. Ben de böyle kurtarmaya çalıştım. Yok dedim hanımefendi nereden alıyorsun İstanbul, koca İstanbul'da yani. Kendini daha önce sanıyorum. Bozdun kendini yani bak sonlara doğru bozdun mu kendini bir dakika. Sonlara doğru bozdun mu kendini? Bozdun kendini. Ya baktım ki bu kadın ama hakikaten sonra boşanıyor diye haberler çıktı. Sonra ben dedim ki ya böyle bir anlattım sağa sola. Onları tanıyan birilerine. Ya dediler o karı dedi zaten başkasına karıştırıyordu dediler. Bahane yapıyordu. Kim? Karısı. Karısı karıştırıyor mu zaten bahane boşanmak için. Ay duymak istemiyorum. Lütfen. Ne yani? Lütfen benim heykelimi dikeceksiniz bu memlekete. Hadi. Çay molasında isimlerini vereceğim. Çok canım sıkıldı. Sandalyeden duydun mu? Heykelimi dikeceksiniz bu memlekete. Minareden at beni in aşağı at beni. Bir dakika. Aşk olsun. Vallahi sen de yardımcı olacaksın. İstediğin heykel olsun. Nereden alalım? Kansere inat müzik. Geçtiğimiz yıl kanser sebebiyle kaybettiğimiz büyük usta Kayahan'ın
kalbimize kazınmış şarkıları kanser hastası kadınların tedavisi için umut olacak. Kayahan'ın eşi İpek Acar, Suat Suna ile birlikte 29 Ocak'ta Bursa'da geliri Pembe İzler Derneği'ne bağışlanacak olan bir konserde sahne alacak. Kimle beraber? Suat Suna ile beraber. Allah hayırlı işler versin inşallah. Abi, İpek Hanım Suat Suna ile evlense ya. Bak şimdi Allah hayırlı işler versin derken böyle bir argoda bir şey vardı. Böyle şey, hayırlı işler deriz de biz böyle onu da. Vallahi. Hayır işi düşündüm. Kalabalığı düşündüm. Gelecek parayı düşündüm. Hayırlı işler diyoruz. İnşallah olsun inşallah. Allah bir de Allah'ın selameti üzerine olur. Böyle güldüğüme bakma inşallah çok izlersin de. Tabii canım faydası olsun. Hakikaten faydalı bir yere gidecek para yani. Evet, güldüm vallahi başka bir şeyden güldüm kusura Allah bakmayın. Allah'ın selameti üzerine olsun. Yani. İskender Paydaş organize ediyor. O da var şeyde Suat Suna ile birlikte sahne alacaklar. Suat Suna kimle evliydi ya? Ya Melike Öcalan'la evliydi boşandı. Melike Öcalan'la evliydi. Tam boşandı. Boşandı. Sonra evlenmedi bir daha. Ama evlendi diyorlar. Evlendi mi? Öyle mi? Ondan sen de orada oturduğun yerde ilerlettin bu işi. Güzelim benim ya. İpek Hanım'ın, Kayahan'ın vefatından sonra bu kadar çok ortalarda olmasını neye bağlıyorsunuz? Ben İpek Hanım'ı bilmiyorum da şey de balon çıktı. Kızıhane açıklamalar yapacak. Mahkemeye verdiler ya, dava mahkeme sürecine taşındığı için. Ama o da klasik dümendir ya. Mahkeme konu yargıya taşındı, konuşamayacak. Hakikaten en gıcık oldum şu an. 30 tane gördüm benim aklımda. Konuşulmaz mı hakikaten ya konu yargıya? Arkadaşlar mahkemelik. Ne olmuş? Birisi gitmiş bir dilekçe vermiş. Savcı çağırmadı bile yani o kadar. Laf olsun da bir dilekçe veriyorsun. Ondan sonra mahkeme. Sanki hemen asıldı kesildi filan. Ne olacak ya? Dilekçe işte alt tarafı. Efendim yönetmen ve senarist Yüksel Aksu 27 Ocak'ta 32 ilde aynı anda gala yapacak. İftarlık Gazoz filmiyle ilgili. Evet. Afişlerini İstanbul sokaklarına donatmaya başladılar. Çok enteresan. 27 Ocak akşamı yani yarın akşam 32 ilde aynı anda gala yapılacak. Cem Yılmaz'ın oyuncu olarak yer aldığı bu film için filmde mahalle kültürü, 70'li yılların sıcaklığı, dayanışma, dostluk, imece, eski Ramazanlar, eski yazlık sinemalar, aile, komşuluk, dostluk ilişkileri yani unuttuğumuz bir sürü şey Anadolu sıcaklığında ekrana gelecek. Ve Cem Yılmaz oyunculuğu ön planda böyle bir işin. Senaryoyu önce getirdim. Cem senaryoyu rafa kaldırdı diyor. Daha sonra senaryoyu okuduktan sonra. Ama çocuk filmi biliyor musun? Çocuğun üzerine film. Bir çocuğun annesinden babasından habersiz neler yapması, başarılı olması. Yani başrolde o çocuk oynuyor. Cem Yılmaz değil. Şimdi gelelim diğer tarafa, perde arkası tarafa. Cem Yılmaz'ın ne kadar paracı olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi, ben bilmiyorum. Ben de öyle bir şey söylemedim. Ben biliyorum. Şimdi bayram değil, seyran değil. Eniştem benim niye öptü, niye bu filmde oynadı? Çünkü onu anlatıyorum. O yönetmeni falan kıyak değil. O sinemaların dağıtımını yapan o bir şirket var. Onun sahibi Muzaffer Yıldırım. Selena Sarıkaya ile hani yakalanmıştı falan filan. O sinemaların şu andaki o lüks sinemalar var ya. Bir de şey var, bir spor merkezleri var. Onlar bir grubun, onun başındaki adam Muzaffer Yıldırım'ın, Çapkın da bir arkadaşımızdır. La Cem Yılmaz bir ortak dağıtım, film dağıtım şirketi kurdular. Cem Yılmaz işe ortak. Yani Cem Yılmaz kendi şirketine yapıyor bunu. Yani hani başkasına yönetmene kıyak yapıyor falan filan değil. Sadece Cem Yılmaz egosundan feragat etti. Hani yönetmenlik yapmıyor, senaryoyu yazmadı ama yani para Cem'e gidecek. Onu izah etmek istedim. Hani burada bir sosyal dayanışma falan. Ya adamlara da kıyak çekmiş durumu yok. Ben şey diye düşündüm. Böyle hep komedi falan. Ben böyle sosyal içerikli bir hafif dramsı bir filmde de oynarım. Orada da başarılı olurum. Aktör olarak illaki milleti güldürmek zorunda değilim falan diye de bir iddiası olabilir diye düşündüm Cem Yılmaz'ın bu filmde oynamasını. Bir de yönetmeni bir röportajını televizyonda Nefise Karatay'ın var ya hani bir kanalda sanatçı orada çok ilginç aklı başında bir adam bu Aksu. Ben diyor komedi filmlerine inanmam sevmem diyor. Komedi yapmak istemem diyor. Çünkü diyor komedi yap 2 milyon biz filme bağlayacağım mı diyor. 2 milyonu fakir fukaraya versem de daha çok güler insanlar diyor. Daha mutlu olurlar. Benim saçma sapan filmimi seyredeceğine diyor. Paraları cebine koyduğunu daha çok eğlenirler diyor.
Böyle bir mantığı falan olan bir çok aklı başına bir adam. Bütün yanıtlarında. Cem Yılmaz'la ilgili Yüksel Aksu bakın neler söylüyor. Diyor ki ben Cem Yılmaz'dan çok memnunum. Ama galiba o benden o kadar memnun değil. Ben sete böyle ömür boyu ezilmiş, iteklenmiş bir adam olarak 1,5 aylık bir iktidar yakalayınca tuhaflaşıyorum. Yıllarca hor görülmüşsün, hakir görülmüşsün, ezilmişsin, büzülmüşsün. Cem Yılmaz var star. Fırsatını bulmuşken ezmedim de kıl kuyruklaşıyorum. E top da bende. Kovamayacaklarına göre o 1,5 ay açıkçası biraz agresif oluyorum. Cem hep teskin etti. Ara bulucu oldu. Kalabalıklarla aramı düzeltti. Cem'e hiç oyun vermeyle, tekrarlamayla zaman harcamadım. Her şey bir cümlede tıkır tıkır işledi diyor. Bu da başka bir bakışı şey. Ama ben adamı böyle aklı başında mantık. Dondurman Kaymak ve Entelköy Efeköy'e karşı filmlerinin de yönetmeniymiş Yüksel. Tabii. Şimdi bu işte Dondurmam Kaymak başka bir versiyonu bu. Bu çocuk eskiden Birol Güven'in yanındaydı. Dondurmam Kaymak başarılı olunca işte başka ben bu ona değil de gördüğüm kadarına konusunu falan da okudum. Elif'le de konuştum. Elif daha deviren de bu filmin bir şeyi. O da ortak. O da üçüncü ortak. Ondan sonra böyle şey gibi babam ve ben filan gibi böyle o havada. Çağırmak tarzı ya. Filmler var ya. Fragmanı evet. İzledik ya güzel. Yalnız şu var buradaki temel konu işte o büyük grubun işi diye şu anda bütün medyada enjeksiyon. Yani Ahmet Hakan açıklamış yarın röportajını verecek. Ama işte bütün Elif, medya. Abi Elif iyi çalışıyor sonra. Ya. Medyadan ama bir arkadaşımız o da gazetecileri tanıyor. Şimdi Elif'in duvara çarptığı çok konu da oldu. Elif'ten çok bunlar gazetelerin ve medyanın bu sinema büyük reklam vereni. Bu sinema çünkü bir fonun, hedge fon dediğimiz bunlar Amerikalı ortakları var. Çünkü birçok şeyi yönetiyorlar. Birçok şeyi de yönetince büyük reklam veren oluyorlar. Büyük reklam veren olunca da ister istemez gazeteler bir yanını yapıyorlar. Sen parmağını yiyecektin Allah'ın emri bu. İşler öyle. Efendim artık dizilerde kötü kadın demek yasak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kısa adı RTÜK, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı uzmanlarının bir televizyon kanalındaki diziyle ilgili hazırladığı ihlal raporunda dizideki kadın karakterine kötü kadın olarak nitelemesi üst kurulda tartışma yarattı. Bazı muhalefet üyeleri uzmanın rapora konu dizi için dizideki kötü kadının hedefine doğru gidişi her bölümde canlı tutularak ana hikayenin öngösü devamlı izleyicinin zihninde canlı tutulmaktadır ifadesiyle tanımlanmasına tepki gösterdi. Kötü kadın ifadesini toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı bir yaklaşım olarak değerlendiren üyelerin itirazı üzerine bundan sonra izleme raporunda doğrudan yargı ve hüküm belirten kötü kadın ifadesinin yazılmaması, raporlarda senaryoda yüklenen rolün tarif edilmemesi benimsendi. Ha, kötü kadın oynayacaksın öyle bir rol var ama ona kötü kadın demeyeceksin. Ama raporda geçmeyecek. Abi onlar raporlarıyla ilgili bir sorun herhalde. Yani ama komedi ya. Vallahi sıkıntılı bir iş. Bu arada efendim kardeşim benim 1 milyonu geçti oyuncular sosyal medya hesaplarından adeta havai fişekler patlatıyorlar. Festival gibi kutluyorlar. Kısa sürede 1 milyonu buldular. Burak Özçivit ve Murat Boz sayfa sayfa paylaşımlarla bunu kutladılar. Ben de seviniyorum. Sinemada iş yapsınlar ya. Çok ciddi yatırımlar bunlar. Ben de dün Özcan Deniz'i de bir sahnede gördüm ama bütün herkes Özcan Deniz'e röportaj yaptı. Ya anlatsana şu filmin ön izlemesini yaptınız. Evet. Ön izlemesini yaptık çok güzel. Kimler vardı Paco? Gazeteciler vardı. Ha. Sadece gazeteciler içinde. İşte bu yani gazeteciler derken için bütün basına vardı. Yani sabah hemen buradan gittim izledim ben. Ana hayır abi mesela şey mi köşe yazarları mı yoksa bütün yani foto köşe yazarları da vardı evet. Hı-hı. Yani gazetecileri. Tamam. Nasıl buldun filmi? Çok beğendim ben. Ergen filmi biraz yani. Biraz ergen filmi. Ergen biraz değil yani çok gençlere hitap fakat müthiş güzel. Ben de son derece zevkle izledim. Bir kere herkes için bir sürpriz söyleyeyim. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can oynamış. Ha. Bayağı da bir rolü var. Vallahi baktım Mithat Can'a bir şöyle bir iftar ettim. Hoşuma gitti. Aslan gibi olmuş. Yakışıklı çocuk çok olmuş. Ve bayağı da rolü vardı. Aşktan, her şey aşktan ya. Filmin ismi. Bence gidin zevk alarak izleyeceksiniz. Çok gerçekti bir kere. Yani kız çocuğunuz varsa anlayacaksınız. Belki oğlunuz varsa onu da anlayacaksınız. Çok hep yaşadığınız şeyler. Herkesin yani her ailede olabilecek şeyler.
aa benimki de böyle yapıyor, benim kız da böyle, benim oğlan da böyle diyebileceğiniz bir film. Çok rahatlıkla seyredersiniz. Herkes gidebilir yani rahat rahat. Evet, dün seneki filmler ama genelde güzel filmler. Güzel filmler çıkardık. Ama neden biliyor musun? Gerçekten rekabet iyi şey getiriyor işte. Vallahi yani aferin ya. Rekabet. Acayip rekabet var. Uludağ'da kan gövdeyi götürüyor efendim. Tam okullar tatile girdi, üniversiteler de tatile girince gençlik festivalleri başladı beyaz karlar üzerinde. Demet Akalın da bir konserde yer alacak fakat dün Demet'i çıldırtmışlar. Hemen bir ihtarname çekiyor çok ünlü bir turizm şirketine ve çektiği bu ihtarnameyi de dün kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Çünkü bu turizm şirketinin personeli ve kullanıcıları tarafından dün Demet Akalın'ın konseriyle ilgili şöyle bir açıklama yapılıyor. Dikkat! Bu gecede önü playback yapacak olan Demet Akalın çok az sahnede kalacaktır. Paranıza yazık olmasın diye bir paylaşım yapıyorlar. Demet Akalın bunun üstüne hemen avukatıyla derhal devreye giriyor. Ve haksız rekabet ve yayınlara men konusunda hemen bir ihtarname ve açıklama. Dün akşam sosyal medya hesabından bunu attı. Herkes kendi işine, kendi sanatçısına bakacak. Bakmazsa böyle yasal süreç başlar. Adımı bırak anmayı ima ettiğiniz yerde artık karşınızda mahkemeler olacak. Yeter diye de dün isyanını dile getirdi. Gerçekten de çok çirkin bir ifade. Dikkat, bu gecede önü playback yapacak olan Demet Akalın çok az sahnede kalacaktır. Paranıza yazık ifadesi yakışık almamış. Çok ayıp. Almamış yani. Çok ayıp. Rekabet de iyi bir şey ama böylesi de değil yani. Doktor nereye gidecek bu iş? Ben mevzuyu anladın sen. Anladım, rekabetin gittiği noktayı. Yani, hayır, dün de dedim ya işte o ona laf atıyor, o ona laf atıyor. Abi bunlar hikaye. Kimi bir kayıkçı kavgası. Bilet alana 3 bilet bedava da dağıttılar geçen sene. Yok biliyorsun. Ya. Tabii ki Hande Yener'in konserinde öyleydi. Bir tane alana 3 tane bedava. Ama dolmayınca da dolmuyor abi. Bu işler evet, şarkı, olmayınca olmuyor. Şarkı türkü işleri, eğlence sektörü böyle karalamalarla, anti reklamlarla falan olmaz abi. O bir gönülden kopan bir istektir seyircide. Aşk gibidir yani. Zoraki dikiş tutmaz. Efendim Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'yu da alıyor yanına. 4 yaşındaki oğlu Kemal'le beraber Kartalkaya'ya tatile gidiyorlar. En çok çocukları sevinmiş bu işe. Bu arada Ozan Güven de 2010'da boşandığı yönetmen eşi Türkan Derya ve 11 yaşındaki oğlu Ali Kaleş'le beraber kendilerine eşlik etmiş. Eski eşler, eski eşleriyle. Bu yeni bir moda galiba. Beraber. Yeni bir moda mı bu? Eski eşinle flört etmek. Aykut abi olabilir ha. Ya yani flört değil de hani ne ama bileyim. Ama bakın çocuklar bunlarda flört yok. Şöyle bir şey. Şimdi Ahu'nun da beraber olduğu bir arkadaşı var. Bunu Cem de biliyor normal. Cem'in de oluyor ve Cem'in de var. Şu anda beraber olduğu arkadaşı. Dilara Gönder'le beraber. Evet o da öyle. İkisinin de bilinen arkadaşları var ve bunların çocukları var. Bunlar kopamazlar. Çok medeni bir şekilde sadece çocuklar için beraber olmak zorundalar ömürlerinin sonuna kadar. Çocuklar annesini babasını beraber görmek tabii. istiyor. Evet. Tabii. Belki de o süreç İkisi de beni seviyor tabii, diyor. O tabii. duyguyu yaşamak istiyor. Yani. İllaki seyahat edecek. Aferin bunu beceriyorlarsa çok çağdaşlar. Beceriyorlar çağdaş tabii. Yani zaten bitmeden niye ayrılsın ki insanlar aralarında bir şeyler bitmeden? Abla. Hayır yani güzel bir şekilde yani arkadaş çok, yapıyorlar. Çok çok tabii ama ne kadar normal bir şey. Bu habere niye şaşıyoruz biliyor musun? Ben hiç şaşmıyorum. Bitmeye karar verdikleri anda evliliklerinin 1000 tane haber okuyoruz işte. Doğru mahkeme, söylüyorsun. Davası, ya ne kavgalar gürültüler okuyoruz evet. ne iğrenç şeyler de ondan şaşırıyoruz. Şimdi 4 yaşında. Tabii öyleleri de var yani. Cem'le Ahu'nun çocuğu 4 yaşında Kemal. Ay canım. 4 yaşındaki bir çocuğun ruh hali için anne ve babayla tatil yapmak. Onunla zaman geçirmek, eğlenmek değil mi Aykut abi? Önemli bir şey. Çok Ozan'ın da çocuğu 11 yaşında. Daha bunlar henüz çocuk kafalarında bir şeyleri toplayamıyorlar. Belki de farkındalar ne olduğunu anlamıyorlar. Ya o çocuk için onlar babasından daha müthiş bir erkek. Evet. Bak şimdi orada hep beraber kayacaklar. Orada yatacak. Bir gün annesinle yatacak. Bir gün babacığınla yatacak orada. Anladın mı? Yani onlar ona güzelce izah ederler. Ne var ki onlar yani? Barışsınlar diye ne numaralar yapar. Şimdi biraz büyüsün daha değil mi? Hayır, çocukların tekrar barışsınlar. İşte aynı çocuk evde kopması. Onları görmek tabii, için neler çok, yapar. Tabii. Şu numarayı ben çok sık görüşüyor. Seninle beraber çok. Uyumak istiyorum deyip ikisini yatağa alacak. Ellerini tutup tabii, tabii, falan. İster küçük kafasına neler yapacak. İster beraber yatardık. Bir iki sene sonra daha da çok yapacak. Yani çocuk böyle bir resmen muhabbet derler. Doğru. İkisini tekrar aynı evde görmek istiyor. Ve küçük beyninle neler numaralar. Gülben Ergen yok mu? Vallahi doktor bir şeyler oldu İki ona. İki gündür kayıp ya. Evet bir sessiz soluk yok fakat
isyan eden bir kadın var. Görüyorum bir yerde. Esra Erol çıldırmış bir vaziyette. Diyor ki her kavramdan uzak başladığım günden bugüne hep aynı olmam aslına bakarsanız bugün kendi adıma övünülecek bir şey. Ama ne zaman iyi bir şey yapmaya kalksam sürekli vaziyette üzerimde kara bulutlar dolaştırılmaya başlıyor. Ne oluyor ki? Bu rakamların hayali olması, hakkımda çok şükür konuşulacak şeylerin bu olması yolumdan sahmadan, şöhret denilen kavramdan her daim uzak oldum. Bu rakamları alanlar yok mu? Vardır. Onun içinde mest olmak lazım. O yetenek de bende yok diyor. Biliyorsunuz bir reklamda oynadı. O reklamla ilgili bir rakam zikredildi. 4 milyon TL ya. 300 milyon, 300 bin dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Ben 4 milyon diyorum. Bundan dolayı da birkaç günden beri dün de konuşmuştuk. Sosyal medyada ağır hakaretler var. Ben dün akşam tekrardan reklam böyle bir gelince kaldım. Oğlum da döndü. Peki iyi güzeldi. Yani veren razı. İşte kız abi, da razı. Millete ne oluyor ya? Dün aynı şeyi evde konuşurken oğlum döndü yani. Taha dedi ki baba kadını niye eleştiriyorlar ki dedi. Yani dömerek almıyor ya. Bu parayı bu kadınları zorla yani. Parayı almıyor ki. Asıl dedi parayı verenle ilgili konuşulması lazımken bu parayı reddedecek biri var mı Türkiye şartlarında dedi. Çık bu reklamda oyna dedi. Ne yapmış ki bu kadın dedi. Sana şu reklamda şu kadar para veriyoruz diye. O da işine gelmiş kabul edildi. Kime ne? Çocuklar o kadar çok yazan çizen var ki sosyal medyada da yazıyor. Şey diyorlar ya, mesela. Çok mantıksız. Çıkmış bak şimdi nasıl bakıyorlar olaya. Çıkmış 5 kere bilmem ne diyor. Yani oley diyor 5 kere. Oley oley oley. Buna mı bu paralar falan? Ne yapması lazım diye. Hayır insanlar da bakın dün de konuştuk. Size çok serpeşti. Servet düşmanlığı evet, var. İşte oradan var. İnsanlar şunu anlamıyor. İşte ben atanamadım. Öğretmenim kura bekliyorum. Faturamı ödüyor. Ya kardeşim atanamamanın suçu Esra Erol mu? Yani. Erol sen anlatırken hep ben anılara dönüyorum, gidiyorum biliyor musun? Atanamamış mıydın abi? Hayır. Bak, böyle eskiden gazete böyle İstanbul Radyosu'na giderdik. O zaman radyodan haber çıkartma. Bütün ünlü sanatçılar radyosuna böyle gelirdi. İsmi lazım diye tanıyorsunuz. Duymuşsunuzdur. Böyle 130 kilo kadın tamam mı? Böyle tam şey gibi, Arap bacı gibi böyle. Aa Aykut Bey, bana da zamanında ne teklifler geldi ama ben kabul etmedim. Yoksa şimdi MLS yerinde ben vardım. Abi tabii hanımefendi falan diyorsun. Ya namuslu kalmış ya, hiçbir şey kabul etmemiş ya. O yüzden MLS'in olamamış. Nasıl bir çamur atıyor biliyor musun yani? Yani MLS'in sanki kötü yollardan geçmiş de. Şey olmuş. Ben onların verdiği tavizi verseydim şu anda. Ya sen bu suratla istediğin dinle o zaman ne yemez seni bilmem ne olamaz diyemiyorsun tabii. Tabii haklısınız hanımefendi filan. Bu da radyo sanatçısı, konservatuvar mezunu filan böyle. İşte Türk onlardan, onlardan hep bir hırs, hep bir hasret var. Olamadı diye böyle nasıl çamur atıyor biliyor musun? Göya hemen bilmemler yapmış da öyle o yüzden. Yoksa o namuslu olduğu için olamamış. Benim başka bir tespitim böyle var. Böyle bir millet mesela ya. Muhteşem Yüzyıl'ı izliyoruz. Hı. Kimse alınmasın. Ecdadımıza da hakaret olarak geçmesin. Ama görüyoruz saray entrikalarını. Biz de Osmanlı'dan, saraydan kalma genlerimize geçmiş kıskançlık, fesatlık geni var bence. Tabii. De. Yani Avrupalı'da bunu görmüyorum ben. Avrupalı'da da var. Sanırım şey, Türkiye'deki gibi erkeklerin tek gidip kahvede tavla oynarken dedikodu yaptığı başka ülke tanıyor musun? Koca koca adamlar böyle tavla atarken veya okey oynarken gözleri yoldan geçenlerde kimin karısı geçti, kimin çocuğu kızı geçti böyle mali kadınlar arkalardan dolaşır biliyorsun. Köy kahvesinin önünde dolaşamaz kadınlar. Böyle bakarlar nereye gidiyor, ne yaptı bilmem ne, kocası nerede. Koca koca adamlar sırf dedikodu yapıyorlar kahvede ya. Efendim, güçleri dedikodu yapmak. Bu arada Aykut abinin yıllar önce yazdığı yazıyı araştırıp bulup ismi sosyal medyada paylaşanlar var. Vallahi tebrik ediyorum yani Aykut abi. En az 10 tane falan mesaj var. Ne diyor? O hangi? Anlattın ya biraz önce. Bir ya ismi hikayesi. Doğru ama. İsimler doğru değil mi? Geldi doğru. Ay bakayım bir dakika Allah aşkına. Sosyal medyada yazmışlar isimleri. Efendim Emrah sonunda yapımcısını buldu. Ya sabahın haftanın dedikodu çıktı tabii. Tam sayfada. Arşivleri araştırmışlar valla. Müzik ve televizyon projelerine geri dönen, ATV ile sözleşme imzalayan Emrah sonunda kendisine diziyi çekecek firmayı buldu. Daha önce Gold filmin sahibi Faruk Turgut'la anlaşmış ve sonrasında aralarında problem çıktığı için diziden vazgeçmişlerdi. Emrah şimdi yeni dizisi için NTC yapım şirketiyle anlaşmış.
senaryo ve kas çalışmalarına başlamış doktor. Sen görüşecektin hafta içinde kendisiyle. Emrah'la haberleştik, buluşacağız önümüzdeki hafta falan. Çok iddialı geliyorum diyor. Sen şu filminden bahset ya, heyecanlandırdın geçen gün bizi. Bir film senaryosu. Yazılıyor, Levan grubuyla bir proje başlıyor. Komedi filmi mi? Tabii tabii, komedi. Ama içinde dokundurmalar da olacak. Şu anda çok ser verip sız veremiyorum. İşte bize de. Evet. Şurada biz oturacağız. Ama ki. ben genelde tabu yaparım yani, totem yaparım. Bitmeden çarpan bitince senaryo. Yapımcı mı olacaksın yani? Nasıl işte, tabii ki. Tabii. Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Efendim, boşanmıyoruz pozu. Köyçeyiz'e yerleşen ve amatör bir futbol takımı kuran Yılmaz Erdoğan'la Kör Düğüm dizisinde Naz rolüyle ekrana gelmeye başlayan eşi Belçin Bilgin iki yıldır ayrıldılar, boşanıyorlar, işte bitti ilişkileri falan gibi bir sürü dedikoduları var. Her gün manşette bir şeyden yapıyoruz. Okullar yarı tatil, yarı yıl tatiline girince oğlu Rodin'i yalnız bırakmamak için İstanbul'a gelen Yılmaz Erdoğan eşini de almış, Beyoğlu'nda yemeğe götürmüş. Çıkışta da mekan sahibiyle fotoğraflar çektirmişler ikisi. Bu arada kızcağız ısrarla İstanbul'da kaldığı için ve medyayla da daha fazla ilişkili şeyde olduğu için fotoğraflarını çeken gazetecilere demiş ki tek şartım var. Boşanıyor musunuz sorusunu sormayın diye. Artık bayılıyor, gına gelmiş. Evet abi, gına geliyor hakikaten ya. Yani insanlar böyle birbirlerinden bir proje için biraz ayrı kalınca. Boşanıyor musunuz? Benim en gıcık olduğum şey çünkü ilk kere yaşadığım Yılmaz'dan için. Neden boşandınız? Tabii. Bak Yılmaz'dan şimdi neler çıkacak orada biliyor musun? Bence de Yılmaz oraya kapanması tabii normal bir iş değil. Yılmaz oraya kapandı. Bak ama, şimdi neler ama çıkacak. Ama şart yani, yazmak için. Arada da görüşüyorlar. Ben sordum, çok mutlu. Ben kuaförde yan yana oturuyorum. Bir türlü kafamdaki kitapları yazamıyorum. Çünkü başka bir şey yapmamam lazım. Benim de hayatım bana öğrettiği bir şey var. İşte öyle olmuyor abi. Benim de aha öyle diyeceksin mi? Ki somut bir verim. Yok abi. Böyle benim de bildiğim, İçinde aşk olan, tutku olan ve vazgeçilmezlik olan ilişkilerde dur ben gideyim 2-3 ay orada kitap yazayım. Dur sen, böyle bir şey yok abi. Ama bir şey söyleyeyim. O evlilikte bayağı bir seyrelme var bence. Sen oraya. Orayı söyle ama biz o tutku da bir şey söyleyeyim. Tutku da kaç sene devam eder ya? Şey yapıyoruz. Hayır hocam, illa tutku cinsellik tutku anlamında yani söylemiyorum ama insan sevdiğinden ayrılmayı uzun aylar ama ayrılmayı. Ama sen sadece yeni aşıksın. Yeni evlilikten bahsetmiyorum. Taze abi. Kendinden de bahsetmiyorum. Burada bir daha önce de biz hepimizin de bildiği bir şey var. Ateş olmayan yerden de duman çıkmıyor. Burada belli çatırdamalar oluyor. Erol, insanın karısı 10 sene sonra teyzesinin kızı oluyor. Bunu unutma. Bak, dalgın dalgın baktı bana. Hayır, espri yapacaktım da. Gitse diyorsun değil mi? Gitse. Espri yapacaktım da. Daha evli de ondan. Espri yapacaktım da saçma olacak ama yapayım. Ben teyzemin kızıyla evlendim zaten dermişim. Efendim, senin Ankara'dan tanıdığın, benim sesinden büyük keyif aldığım Aykut abi, senin de çok eski bir dostundur Pakistanlı. Alpay yeniden İstanbul'da sahnelerde. Güller adlı bir single çıkarttı. İnşallah siyah bıyıklarını, bir siyah saçlarını düzeltmiştir. Hala siyah fotoğrafta gördüğüm kadarıyla. Simsiyah mı? Acayip bir şey yaptı bir ara o. Ne yaptı? Korktum ben ondan ya. Bir ne? Siyah bıyık gördüm ama öyle böyle bir siyah değil. Ya dur bir haberini okusun. Anlatayım da okusun çıkıyor sonra. Hem Nişantaşı'nda hem de Çukurcuma'da evet, iki ayrı restoranda sahne alıyor İstanbul'da. 15 günde bir değişerek de. Diyor ki şarkılarımın birbirleriyle rekabet etmesini istemiyorum. Bundan böyle güzel olduğuna inandığım her şarkıyı vakit geçirmeden piyasaya sunacağım. Müziği özlemiştim diyor. Ankara'da efsane bir barı vardır onun sahne aldığı. Ankara'ya gidip de duruyor mu acaba orası K ile başlayan yer? Ker. Ama o devrilti. Bakayım abi şuna. Tabii canım çok daha. Ha işte yumuşatmış, simsiyah değil. Öyle bas mi? Gitaristi kimdi biliyor musun? Evet, kim geçtim ben. Bas gitaristi onun orkestrasında. Kim? Kayan. Aa. Kayan orada bastı. Hakikaten tabii, Alpay. Tabii canım, herkes öyle başladı. 1976 işte yılında, 70 yani o yıl 75'ten 80'e kadar Kayan orada orkestrasında zaten Alpay abi falan böyle Alpay biliyorsun. Tabii serttir, terstir. Harp okulunda top oynamış, kalecik falan yapmış. Gazete bastı, üreti bastı. Ferdi Yüceda vardı rahmetli. Allah rahmet onu dövüyordu gazetenin içinde. Böyle çok mert adamdı, delikanlı adamdır. Davulcusu da şey miydi acaba? Neydi davulcu? Ankara'lı davulcu, cazcı falan mı? Erol Pekcan falan mı diyorsun? Erol Pekcan değil. Durul Gence miydi? Yok değil. Durul Gence. Efendim bu arada yaptığı Tanju Okan albümüyle müzik listelerinde bu ara zirveyi kimseye kaptırmıyor.
Ben de hafta sonunda bütün şarkılarını dinleme imkanı buldum. Gerçekten de çok keyif aldım. Olağanüstü güzel okumuş. Şimdi Cenk Eren, şimdi de Ferdi Özbeğen'e bir saygı albümü yapıyor. Diyor ki ticari hiçbir amaç gütmüyorum. Sadece unutulmalarını Cenk istemiyorum. Yapıyorum. Evet, sadece unutulmalarını istemiyorum şimdi, diyor. Şimdi Cenk'i biliyorsunuz, destekliyorum, seviyorum. Ama bu da günün yalanı. Yani o tabii ki ticari olarak düşünüyorsun. Tabii ki bir proje tuttu, hemen devamda ne yaparım diye, kimse yapmadan bari ben yapmadan bunu da tescilliyim diye lafı öteyim diyorsun. Ama burada hepsini kabul ederim, bu da senin hakkındır da ben burada ticari bir şey, ya geçeceksin bunu ya. Ne demek müzik zaten, müzik endüstrisi bir ticarettir zaten. Bir aldı, bir İlla araba var değil mi? İlla satmayan bir şey için niye yapalım? He ya yani. O zaman rahmetlinin mezarını yaptırsaydın veya git orada çiçek dik veya ondan bahset. Albüm yapmaya masraf etme boşuna, ticaretteyiz. Repertuar dizisi adını vermiş projeye. Hacı Okan'ın son zamanlarını biliyorsun değil mi? Ha. Evet. Öyle bir maddi sıkıntı içinde öldü ki adamcağız. Ben son röportajı için aradığımda Allah rahmet eylesin daha henüz şeye gitmemişti. İzmir'e gitmemişti. Kadıköy'de bir otelde çıktı. Otelin sahibi sanatçı olarak çok sevdiği için bir dostu vasıtasıyla ulaşıyor ve kendisine bir oda veriyor. Sonra dedi ki ya bir şey yapmak istiyorum ben burada röportaj yaparken. Ya dedim ki Pera Palas'ta işte Atatürk'ün odası var, Agatha Christie'nin odası var. Niye böyle bir şey yapmıyorsunuz dedim. Aa doğru söylüyorsunuz dedi. Ertesi günü bir pirinç plakayla odanın numarasını çıkartıp Tanju Okan odası ismini koymuşlardı. Eğer hala değiştirmedilerse hemen Kadıköy'de limanda karşınıza çıkan ilk otelin yani 3. ya 4. katında bir i̇şte Tanju Okan odası olması gerekiyor. Alkol bir dev çınarı yok. Ya Raks'a geldi gitti, hatta böyle arabada duruyordu, bir arkadaşın arabasında bekliyordu toplantı saati falan. Nasıl çökmüştü, yüzü tanınmaz haldeydi biliyor musun? Böyle Müjdat Gezenler'le beraber böyle şey demiyorsunuz. Stardust'ta eski. Oğlu vardı tabii. Tata. Ne oldu hocam? Hiç bilmiyorum. Hiç gördüm. Şey, şarkıcı ben en son oğlumla konuştum onu, nasıl baban diye. Pek görüşmüyorlardı ya onlar. Uğur'la da evde yatıyordu daha, o zaman hastaydı çok. Şimdi işte, hayatın en mutlu günlerinde herhalde Uğur'la da yaşadı. Şimdi Cenk'in unuttuğu bir şey var. Tadında olmak diye bir şey var. Şimdi Cenk, Tanju Okan şarkılarını yaptı. Niye? Sesi bariton olarak yakışıyordu şarkılar. Yeni nesille çok Tanju Okan bilmez. Sevdirdi. Güzel. Okey. Şarkılarda Darıyor Moran'ın falan hep güzel besteler. Ama tabii ki zaten kavala. Şimdi kendini Muazzez Ersoy'a çevirip, Muazzez Ersoy'un biliyorsunuz bitmeyen serileri vardı. Ama sonra ne oldu? Altı yumurtlayan tavuğu kestiği ve acele kestiği için yok oldu. Şimdi tadında... Ama son zamanlarda şarkı kalmamıştı yani. Yok. Şarkı onu şöyle söyleyeyim. Altı yumurtlayan tavuk derken şöyle. Kaç? 12 tane mi? 14 ama tane ne, mi yaptı? Ama ne yapıyordu abi? Kimse yapamasın diye, kendine tekel kalsın diye beşli beşli çıkarıyordu. Ya bir beşliyi nasıl dinleyebilirim ki? Her albümde 12 şarkı var. 60 şarkıya nasıl konsantre olayım ben? Büyük bir hataydı. Çocukluğuma döndüm. Çocukluğumda küçükken misket oynardık ya abi. Misket için kavga ederdik. Veya gazoz kapağı içini çamurla doldurup gazoz kapağı oynardık ya. Mahallede hiç unutmuyorum. Bir arkadaşımız vardı, getirdi bir kova misketi döktü. Kimse de bir daha misketlerin yüzüne bakmadı. Çünkü misket enflasyonu olmuştu, değersizleşmişti. Muazzez Ersoy'un bu hareketini de ona benzetirim. Sen o kadar şarkıyı yıllara yedirmek varken hepsini bir anda çıkartırsan çabuk tüketti. İçinde millete de böyle geldi. Her gün tatlı yenmez onun gibi. Şimdi şey kardeşim de Cenk Eren, çok da seviyorum. Programlara da gittim, desteğimi de veriyorum. İlişkim de çok iyidir ama Erol Köse'nin de halkımız bilir bir özelliği. Kralı gelse doğrusunu söyler. Şimdi kendini Muazzez Ersoy'a mı çevirip onun tek elini mi almak? Öyle bir hayat yok. İşte ben repertuar projesi yapıyorum. Tanju Okan yaptım. Devamında da Ferdi Özbeğen'i yapacağım. Yarın da onu yapacağım. Bu bana tekerleyecek. Hayır, papaz pilav yemez. Senin bakalım Ferdi Özbeğen'in sesin gidecek mi? Senin bakalım ondan sonraki şey gidecek mi? Ayrıca bu senin nasıl tek elinde olabilir ki? Sen ömürde bir, yıllarca albüm yapmışsın olmamış, ömürde bir balık tutmuşsun. Bu senin diğer balıkları da tutacağın veya bunu tek elinin olacağı anlamına ama mı geliyor? Ama bir deli sıçarsın yani. Ne mahsuru var yapmasın? Yok yok, mahsuru var. İşte Muazzez Ersoy olayı, ya o yüzden anlattım. Muazzez bak, başkalarının bir albümde 12 ayrı bestecinin şarkısını söylüyordu. Tek kişini söylemiyordu. Artık son zamanlarda değil. Sen ne demek istediğimi hiç anlamamışsın. Ya bir projenin tane suyunu çıkarmak diye bir şey var diyorum. Kendi yani şirketi ondan sonra maliyet iyice düşmüş bilmem ne filan, işte stüdyo bir giriyor. Biz zaten bir de birebir söylüyorlar. Ali İhsan müzik direktörü zaten
bir sazlar var, bir başlıyor. Ondan sonra 5 tane albümü beş bir haftada tane dolduruyor. Ha, bir de stratejik hatadır. Cenk Eren'in, şimdi tabii burada bir, tam bir ekibi olmadığı için, kendi yağıyla kavrulduğu için, Cenk Eren yeni bir albüm çıkardı ve daha 2-3 ay oldu. 2-3 aylık bir albümde bir dakika albümden bahsedilmez. Bahsedersen şu anda mevcut albümle eski algısı yaratırsın seyircide. Millet de yeniyi bekler. Evet, daha satılırken yani. Ya bunlar tabii stratejik hatalar ama bu devinimde daha erken bunun için. Daha dur, daha bunun ekmeğini yiyorsun. Onu yapsan bile onu gizliden yapacaksın. Sen şimdi tak diye çıkaracaksın. Menajerlik, yapımcılık dersi anlatıyorsun. Ne milletin umurunda bu anlatıyorum. Abi kimlere neler anlatıyorsun? Acaba şey mi yapıyor? Acaba şey mi yapıyor? Korkuyor mu? Öyle bir şey mi aldı? Hani başkası yapar da böyle bir şey diye. Bir an önce erken tescil işte. Bir an önce yapayım mı dedi. Çıkıyor, ha. Herkes yapmaya başladı. Hünerler bilmem neler biliyorsun. Tabii. Bütün Türk müziği, eski Türk müziği solistleri diyeceğim. Hepsi böyle nostaljiye geçince hemen bütün şarkıları bir hakkını yani alıp hepsini birden. Benden. Ya Barış Manço'nun bile kaç tane şarkısını söyledi ya. Maziz biliyorsunuz. Doğru. Efendim dedemin fişi izdihamı. Bundan önce hemen bir şey söyleyeyim. Tabii. Affedersin, hemen ona devam et. Nurella dönüyor mu şey? Nur Yerlitaş dönüyor mu? Dönüyor diye bir haber var burada. Bu haberden sonra hemen geleceğim efendim. Önümde haber. Onu konuşacağız. Dönüyor galiba. Hadi sen bilirsin. Onu konuşacağız. Aykut abi çok anlattı dünden beri. Met etti. Oyuncu kadrosu hafta sonunda Beyazıt Öztürk'teydiler. Bir video istedin. Arkadaşlarım hazırladılar. Bir ben seyrettim. Hayran kaldım. Evet. Hakikaten güzelmiş. Bunu ben bu bölümü seyretmedim de Beyaz'la beraber yaptıkları skeci seyrettim yalnız. Ya muhteşem. Beyaz da sonra aralarına giriyor falan, onlara çok uyuyor. Yani muhteşem bir programdı. Bence bu programla Beyaz ortamı sakinleşti. Yok zaten dördüncü mü ne oldu? Çok tuttu yani. Bitti tabii. Çok akıllı bir seçim, helal olsun. Çok güzeldi. Şimdi zaten yapımcısı kimse, Kanal D'nin. Dün bu arada bak boynuz kulağa geçer. Ne oldu? Dedim ya dün Show TV'de 3G diye o Ersinler'in oynadığı eski BKM ekibinin oynadığı şey vardı. Baktım bunun yanında tıs. Tabii canım. Öyle mi? Söylük kalmış. Ya bu çocukların hepsi birbirinden daha esprili, şey, şirin tipler ya, değil mi? Değişik tipleri var. Zaten oradan ayrılan çocuklar da çok bir şey yapamadı. Ben bilmiyorum ama çok beğeniyorum hepsini. Şeyde yani zor iş. Elektrik saçıyorlar hepsi. Beyaz'la yaptıkları skeç bölümünde Beyaz tam bunlara yüklenirken ekip kendi kendine başlıyor. İşte sen ne yapıyorsun, gidiyor Ali Sunal'a ve masadaki zile basıyorsun diyor. Bir tane skeç mi yazdın diyor, oyuna mı girdin oyun diyor. Birbirlerine bir sarıyor, abi çok güzel ya. Yani Beyaz bunlara her gelene saldırıyor böyle uçabiliyor. Şey Beyaz pişman oluyor bunları aldığında. Ekip birbirini yiyorlar. Güzel bir işti. Katılıyorum tam böyle hani Beyaz'ın iki hafta üst üste yaşadığı. Her şey unutturdu ve yalnız bu hafta içinde bir şey dikkatimi çekti, sizle paylaşacağım. Televizyon eleştirmenleri köşelerinde inanılmaz bir Okan Bayülgen lincine başladılar. Çok kötü gidiyor ama 80, çok 80, çok 80, çok korurlardı, çok kollarlardı Okan'ı. Baktım ki yavaş yavaş böyle bir Okan'ın üstüne bir soğuk su dökme durumundalar. Öyle mi? Evet abi, hiç yapmazlar. Bir ilişkilerde bir şey oldu galiba, bir şey oldu. Okan'ın çok kötü gidiyor çocuklar, 80. falan. Ya olabilir ya. De yani bir şey oldu yani, ya onlar hakkında bir yerde bir şey dedi. Onlar ya öyle mi dedi. Ben de bir vicdan azabı çıkartmak istiyorum burada herkesin önünde. Mesut yer için hep böyle kötü şeyler atmıştım. Geçen hafta bir baktım ne kadar eski şarkıcılarımız var. Benim kuşağımın şarkıcıları, Ersan Erdoğan falan. Onları toplamış programda. Onları nasıl bir güzel sohbet etti, nasıl onlar mutlu. Aferin Mesut'a dedim. Yani o kadar hoşuma gitti ki duygulandım resmen. Mesut da çok saygısız, dikkatli bir çocuk. Ben sizin o tavrınızı anlamamıştım. Ben Mesut'u, şu hep bir tezim vardır. Seda Sayan'la da ilgili söylüyorum ya. Abi ilişkiler bir yere kadar. Televizyonda siz, diyelim şimdi biz buranın patronu, hepimizi sever, biz de onu severiz. Ama biz burada verim alamazsak çoktan bizi yolcu eder bir yere kadardır. Kanal D'de de o adam gecenin o saatinde. Kanal D'de CNN Türk artı CNN'de, 12'de başlıyor. Yani D derken D grubu 12'de başlayan programa her gün nitelikli konuklar getirilen o programa bir başarı, bir veri olmasa sevgi, ilişki, abicim abi. Bir yere kadar. Bir üç gün sürer, beş gün sürer. Yani. Yok bir yere kadar. Seni çok seviyorum Mesut'a ama. Mesut'a başarısını teslim edelim. Kesinlikle. Ondan sonra. Onda %100. Tayyar'cığım sen de bu programı, bu bölümün VTR'sini bir ona yollarsan ondan sonra. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. VTR'yi göndermeye gerek yok. Bunu bildiğim için söylüyorum. Her sabah uyanıyor.
ve bizim programımızı mutlaka seyrediyor. Aykut abinin o günkü konuşmalarından sonra beni aradı daha yayından çıkar çıkmaz. Abi çok Aykut abiyi neyle kırdım ki bana bu kadar laf etti dedi. Dedim ki ya bir şey yoktur. Hatta ben o gün hastaydım. Siz ben şeyleyken, böyle ya çok olaylarla ya, konuşmalarla kırılan bir adam değilim artık. O kadar bir kaşar oldum ki, eski kaşar oldum ki yani. O zaman kimseyle konuşmamam lazım. Kimse gördüm bu yolumu çevirmem lazım. Mesut çok saygılı bir çocuktur. İşte ben aynı Erol da devamı söylüyor ya. İnandığını açık açık söyleme peşinde koşan, bazen yanılan, bazen işte şimdi olabilir yaptığım gibi özür dileyen bir adamım. Hiçbir zaman da ısrar etmem ki benim düşüncem çok doğru diye hayatta. Bu arada hayatta üstünde kalmasın. Dün değil evvelsi akşam saat 10.30-11'e çeyrek var. Aa, Ersan Erdur arıyor. Açtım telefonu. Beni affetsin ne olur. Yani bir büyüğüm olarak beni bu kadar çok hatırlayıp bu kadar çok fazla telefon açan, nasılsın sesini duymak istedim diyen biri dedi ki daha hala gelip de programımı seyretmeyecek misiniz dedi. Abi dedim çok zamansız oluyor. Her şeye zamanınız var. Bir de bana bir zaman ayırsınız dedi. Beylikdüzü'nde Beylikdüzü Belediyesi'nin organizasyonlarıyla hafta sonları konserler veriyor. Hem de çok cüzi rakamlara. Abi dedim dedi ki para kazanmak değil derdimiz. Derdim gençlere düzgün ve iyi müzik dinlettirebilmek. Tayyar salonda yer yok dedi. Güzel. Ve güzel. Üstümde kalmasın, bizi bekliyor bir hafta sonu. Ne olur gelin ve İşte böyle diye. Eski değerli sanatçılara hak ettiklerini verince hoşuma gidiyor benim. Belki yaşıtlarım olduğu için öyle fazla duygusal davranıyorum. Ama o yüzden işte Mesut da onu programda görünce yani hakikaten enteresan seçmek adamlar bulunuyor. Konuk koordinatörü kimse çok bilinçli bir şekilde seçiliyor. Ben başka bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi bizim programımız inanılmaz bir kitlesi var. Ben başkanımızın izniyle bu kremden, antiyacık kreminden bahsediyorum. İlk ve çok faydası oluyor. Ve ama yalnız daha bu burada programa başlamamıştım sanırım ya da yeni başlamıştık. İlk Mesut Yalın programında kremden bahsettim. Bak izlenmeyi oradan şey yapayım. mahvolduk. Telefonlar çöktü. Ben dedim hiç umudum yoktu. Sadece bir cümle bahsettim. Oradan anladım ki ne kadar çok aslında izleniyor. Hani diyorsun gecenin 12'sinde kim izler? Yok abi. Kendi belli bir hedef kitlesi. Mesut Yalın okunuyor. Okunuyor. Gazetede de okunuyor. Yazdı gazetede köşesi okunuyor. İzleniyor ve harika bir ailesi var. O kadar mutlu ki o mutluluk da onu havalara uçuruyor bence. Karısı bu, harika. Hanımı çok siz, başarılı bir harika bir şey organizasyon yapımcı Ferda, mı? Tayyar. Bir Murat PR şirketi hepsi, var. Hepsi. Ferda'nın kardeşi Ferda Naz'la beraber, kendisiyle beraber. Ben daha önceden PR'dan tanıyordum. Daha sonra Mesut'la evlendikten sonra da tanıdım. Sonra da sağ olsun geçen hafta eşime ve beni Kıbrıs'ta ağırladı. Daha önce de ben Antalya'da Mesut'un film galası için gitmiştim hatırlarsanız programdayken. Birçok organizasyona katıldım meslek hayatım boyunca. Çok büyük firmaların çok büyük paralar harcayarak sığ sularda boğulduğunu da gördüm. Aykut abi, misafirleri yatmadan, misafirleri masadan kalkmadan, misafir... Çok sağ ol. Ya böyle bir ev sahipliği olabilir mi? Her şey detayına kadar düşünülür mü? Her şeyin en ufak ayrıntısı defalarca geçilir mi? İnsanların son dakika gidene kadar, kapılara kadar işiyle ilgili ve sen rahat et diye, orada geldin ve rahatsız olma diye her türlü şeyi. İşiyle ilgili hemen bakıyorum mesela bültenleri, fotoğrafları, ek ilaveleri, daha sonrasında işlerini takipleri. Ferda, diğer bu işi yapanları şimdi... Şey yaptı, kızdırma. Hayır, kızdırmak için söylemiyorum. Bak yine söyledim. İşini olumlu bir örnek olarak veriyor. Örnek olarak veriyorum onu. Kaldı ki insanlıkları abla ve kardeş her ikisinin de. Harika. Neler olsun. Yani tebrik ederim. Olağanüstü bir benim şey. Benim de Mesut'a en küçük bir şeyim yok. Ve Mesut. Olamazdı zaten, o benim kardeşim. Mesut Ferda ile yani. Başladığı günlerde ilk günden bir kere harika bir evlilik yaptı. Allah yardım etti. Mesut. Allah yardım etti. Mesut Budapeşte de bir yumruk yemişti. Ama o Mesut Yılmaz'dı. Mesut Yılmaz. Evet, burnuna gündü. Ferda ile yan yana oturduklarında sürekli şunu söylüyor. Diyor ki usta, Ferda benim ustalık dönemim. Evet. Niyedir diyorum, diyor ki iki tane evlilik yaptım. Birinde çocuk dönemimdi, birinde çıraklık dönemimdi. Ama
Allah bana öyle birini gönderdi ki karşıma. Doğru. Bu evlilik benim ustalık dönemim diyor. Aykut abi birbirlerinin gözüne bakarken vallahi diyorum sana şu bardak gibi parlıyor gözleri. Allah bozmasın. Yani Allah bozmasın. Hakikaten Allah bozmasın. Allah nazardan saklasın. Evet, yani. Evet, Tayyar gündemde ne var? Efendim gündeme gelmeden önce yanlış bildiğimiz atasözleri varmış. Ay, çok güzel bir şey. Sabah bana aldım. Mesela elinin körü diye kullanıyormuşuz bunu. Halbuki ölünün kuru diye geçermiş atasözü olarak. Gömüt mezar anlamına geliyormuş. Kür, ölünün mezarı anlamında. Fukaranın düşkünü beyaz giyer kış günü diye kullanıyormuşuz. Halbuki zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü. Daha önce iyi bir durumda olan kişi bu konumunu kaybettiğinde uygun olmayan yersiz davranışlarda bulunduğunda mesela, söylenirmiş bu. Bir de ben bildiğimi söyleyeyim. Eşek hoşaftan ne anlar denir. Aslı eşek hoş laftan ne anlar? Suyun içer tanesi kalır derler. su küçüğün söz büyüğün diye kullanıyormuşuz. Halbuki sus küçüğün söz büyüğün diyemiş. Tabii. Bir reklama gidelim sonra devam edelim. Çok seviyorum. Efendim tekrardan birlikteyiz. Bu Ağır Abiler filminden tanıdığımız Kurtlar Vadisi'nden Gürkan Uygun. Doğrusunda Çanakkale filminde oynadığı birkaç dizide daha rol aldı. İyi bir karakteristik oyuncu oldu. Şimdi Hep Yek diye bir filmle vizyona hazırlar. Bir filmin fragmanını ondan seyredelim. Ondan önce bir şey söyleyeceğim. Tabii. İlk nerede oynadı biliyor musunuz? Yıldız Tilbe'nin klibinde. Klibinde doğru. Oynadı. Tatlı Kaçıklar'da da oynadı. Efendim, ne rolünde diyordu? Orada şey. Kötü adam mıydı? Yolu gösteren adam. Vardır ya mızraklı. Efendim Hep Yek filmi 5 Şubat'ta vizyonda olacak. Bir seyredelim fragmanını. Efendim valla arkadaşlar bayılıyorum yeni filmlere ya. Yani bir de üst üste bu kadar çok Türk esmiler bile hep yaşayan esmiler ha. Böyle konuşan Türkler dolu. Yazan kalemler de genç. Oynayan çocuklar da tabii. Genç. Bak, fragmanı seyrederken konuştuk ya. Böyle Ortaköy'de kahvede mavede muhabbetleri şimdi, falan adamlar not alıyorlar. Şimdi yalnız geçen başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'la da konuşmuştuk. Arada programda ondan da bahsedin dedi. O yüzden de doğru bir şey bahsediyorum. Biz hep neyi konuşuyoruz abi? Toplasan 3 film, 5 film tutanları ve tutacakları. Peki senede yüzlerce film yapıyor. Evi barkı satıp film yapıyor, batıyorlar. O yüzden hep iyi örnekli. Millet zannetmesin ki. Hep bize de soruluyor işte. Ya, o film işinde çok para. Batanlardan haberdar mısınız? Ya ben yuvaları sönenlerden. 130 falan film batmış. Tabii batmış. Ki. Evet. Film batması ne demek biliyor musun? Ocağın söndü demek yani. Yani o yüzden milyonlarca herkes zarara girmiş herkes adam. Herkes film yapıyor, parayı buluyor, bırak. Öyle bir dünya yok. Artı başka bir şey var. Diyelim film yaptın. Çok da güzel olduğunu inanıyorsun. Herkese yavrusu kuzgun gözükür derler ya. Kuzgun. Ama öyle bir şey yok. Çünkü sana altın portakal alan bile gişede yer vermiyorlar. Doğruyuz kardeşim. 5 bin 6 bin kişi gidiyor onun filmine. O kartellere giremezsen. Ben biliyorum altın portakal alıp salon verilmeyen film var bu ülkede. Yazık günah ya. Harbiden yani o sistemler yani. Kartel dağıtım şirketleri. O Seray Sevel midir bir kız yapımcı oldu. Mandıra filan. Ondan sonra hiç o senin değil. Ayna filan işte böyle tabii. Kaç kişi böyle yani battı. Güvendiler yapımcı tabii. Oldular filan para kazanacağız. Kolay bu işte. Dediler ve yok oldular adamlar. O Seray'ınkini seyrettim yani kötü bile diyemiyorum. Kötü kelimesi kötüye hakaret olur. Peki nasıl görmüyor ya o kadar i̇şte yol yoldan bilen bir de kız. Şu moda var ya işte biraz işte Recep İvedikçe konuşuruz. Biraz Orta Anadolu lehçesi. İki küfür. Dör, beni sevenler var. Bitti gitti. İki bacak gösteririz. İki kalça, iki mimik. Bitti. Öyle bir dünya Usta, yok. Ticari olarak böyle bakıyorsa bu bir beklenti. Buna katılıyorum ama Aykut abinin tespiti güzel. Şimdi bu filmin bir montaj aşaması var ya bittikten sonra bunun kurgusunu yapan bilmem falan oturup filmi seyrediyorlar. Yani orada seyrettiklerinde acaba seyirci gibi düşünemiyorlar mı? Sen uzağa gitme tamam film az yapılıyor. Albümler de az yapılıyor. Çok yapıldığı dönemi düşünelim. Bu ülkede senede 10 bin 20 bin albüm çıkartıyordu. Toplasan kimse iyisine 100 tane yapmıyordu. Satıyordu. 10 binlerce albüm onlar da mix aşamasında ya benden bir cacık olmaz diyorlar mıydı demiyorlardı. Herkes kendini bana, yeterli bana görüyor. Bana yeni çıkan albümler geliyor. Sağ olsun gençler falan da yazarım mazarım diye gazetede. Şimdi değil ama 1-2 ay önce. Böyle dinliyorum. Ya nasıl onu albüm olarak doldurmuş çocuk nasıl? O kadar kötü ki.
ne sesi ne besteleri falan. Ama insanlar kendi yaptığını çok beğeniyor galiba ya. Aynen öyle. Kendini ne zannediyor? Herkes patlayacak. Sosyal medyada bu arada şu var. Albüm bir çıktı. İnfial oldu. Türkan Şoray klibini sundu. Sosyal medya ikiye bölündü. Sosyal medya dedi ki ne gerek var? Kimi de dedi ki niye? Anı olarak yapmış. Gidiyoruz, bir iddiası yok. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saatleriniz yarın sabah 8.45'i gösterdiğinde Allah sağlık saat verirse biz burada olmak istiyoruz. Az sonra sağlık programımıza Berat Aşıcıoğlu yine tıp dünyasından çok değerli bir hekimle karşınızda olacak. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, TVM'de kalın. Yarın sabah görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.